İyi akşamlar sayın seyirciler. Yeni bir markajla yine sizlerle birlikteyiz. Bu akşamki konuğumuz Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Sayın Hamit Bakırcı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu yoğun tempo içerisinde sizi bir de eviniz çok uzaklarda. Bu akşam buralarda bıraktık. Teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Gündüz forumlara katılmak daha kolay olur herhalde sizin için. Gündüz daha kolay. Tabii. Evet. En azından akşam evde çocuklara biraz zamanımız kalıyor. Evet. Onlarla ilgilenebiliyoruz ama gece programa katıldığımızda, gittiğimizde onlar uyuyorlar maalesef. Çocuklar ve eşinizden özür dileyelim bu akşam için. Peki çevreye geçeceğiz de politikaya ne zaman atıldınız? Ne kadar zaman oldu politikadasınız? Evet, aktif olarak politikada olmam 2013 yılı işte, bu son seçimlerle birlikte oldu. Evet. Ama daha önce bir belediye seçimlerinde bağımsız bir teşebbüsüm oldu, adaylığım oldu. Tabii siyaset yapmadık. Ben kendimi siyasetçi olarak nitelemedim hiçbir zaman. Evet. Neysek oyuz, biz buyuz. Düşüncelerimizi söyleriz, doğru bildiğimizi yapmaya çalışırız. Tabii vatandaşla ki bunu paylaşırız. Biz de halkın bir parçasıyız. Tabii şeffaf ki bir şekilde de doğru bildiğimizi yapmaya devam ederiz diye düşünüyorum. Tabii ki sizi takip ediyorum. Bu türlü hani o siyasi tartışmaların içerisinde falan girdiğiniz yok. Partiniz zaman zaman yani bizim tabirimize göre, Serdar Bey'e göre sorsanız öyle bir şey yok ama hafif çalkıntılar falan geçirdi falan, ama siz hiç bunların içerisinde olmadınız. Yani böyle benim işim başka iştir, ben onu yaparım der gibi bir tavrınız var. Bilmiyorum yanlış mı takip ettim ama böyle ben işimi yaparım, çok da bu işlere karışmam etmem der gibi bir şeyiniz var. Yani belli ki politikaya hala ısınamadınız veya alışamadınız diyelim. Evet. Şimdi şöyle diyeyim, karışmamak değil, tabii ki bir grubun parçasıysanız evet, mutlaka o topluluk içerisinde fikirlerinizi dile getirmek zorundasınız. Görüşleriniz bulunur, yapmak zorundasınız. Ama sonuçta bir takımsak bir karar ortaya çıkar ve bu uygulanır. Kesinlikle. Ama bunu dillendirmenin çok büyük bir anlamı yok zaten. Evet. Madem ki bir yumruk olacağız ve evet, yola devam edeceğiz. Benim görüşüm bu şekilde olduğu için ben çok böyle aman aman sağda solda konuşalım, televizyon programlarına çıkalım da siyaset yapalım değil. Evet. Bir de bu takımın içerisinde herkesin bir görevi var. Tabii ki. Benim görevim de burada Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak bunlarla ilgilenmek. Evet. Ben enerjimin %95'ini buna sarf ediyorum. Dolayısıyla tabii %5'ini de işte dediğim gibi fikir bildiriyoruz, konuşuyoruz, diyalog tabii içerisindeyiz. Tabii ki. Onun için çok polemiğe de girmem. Evet. Herkes kendi işini yaptığı zaman da o takımın başarılı olacağına inanırım. O yolda kesinlikle da yürüyeceğimizi düşünüyorum. Doğrudur. Kesinlikle öyle. Yani politikaya atılmadan önce daha mütevazı bir hayatınız vardı. Daha rahattınız. Ailenize daha çok zaman ayırdınız. Hekimlik iyi bir meslektir değil mi? Evet. Toplumla iç içesiniz. Kesinlikle, ben mesleğimi seviyorum. Hiçbir zaman kopmadım. Hala da kopmadım. Evet. Yani her ne kadar ben hastalarımla birebir görüşme imkanı olmasam da. Ararlar mı sizi? Doktorum tabii şuyum ki var, buyum var. Tabii ki, tabii ne ki. Tavsiye tabii edersiniz? Şu hapçıyı alayım mı falan? Benim telefonum meslek evet, hayatım boyunca da şimdi de 24 saat açıktır. Açıktır. Evet. Hiçbir zaman telefon numaram da değişmedi. Arayan herkes de mutlaka beni bulur. Bulur. Dolayısıyla bunu bilen arkadaşlar, çevrem, başları sıkıştığında çocukları için, kendileri için ararlar, fikir danışırlar. Evet. Yapabilirsek yaparız, yapamazsak yönlendiririz. Evet. Yani sonuçta biz bugün buradayız, yarın olmayabiliriz. Biz gene mesleğimizin başında oluruz. Tabii ki. İnsanlarımızla her zaman iç içeyiz. Bunu unutmamak lazım. Tabii ki. Yani bazen o mütevazi hayatı da özlüyorsunuz herhalde. Kesinlikle. Ben mesela balık meraklısı bir insanım. Ne güzel. Balığa olta gitmeyi severim. Oltayla. Evet. Balıkçı arkadaşlarla da sürekli tekneyle de gideriz. Tekneyle de. Ama bu siyasi sürece başladığımızdan beri bir kere kısmet oldu. Onun dışında gidemedik. Evet. Ha, şikayetçi miyim? Kendim adına evet. Ama yaptıklarımız adına değilim. Tabii ki. Bir de tabii bakıldığı zaman ilk etapta Çevre Bakanlığı böyle basit bir bakanlık gibi görünür ama aslında çok işi vardı. Hele bizim gibi bir ülkede çevreye önem vermeyen, çevre bilinci nedir bilinmeyen bir ülkede Çevre Bakanı olmak herhalde çok da kolay değildir diye düşünüyorum. Tabii şimdi şöyle diyeyim. Kolay değil. Evet. Kolay değil ama niye kolay değil? Aslında sistem dediğim gibi takım ruhuyla olsa her şey, evet, halkımız da bu bilinçle hareket etse zaten sıkıntı olmayacak. Evet. Herkes kendi üstüne düşen görevi yapmadığı için bizim işimiz zorlaşıyor. Tabii ki. Bugün belediyeler kendi üstüne düşen görevleri yaptığı zaman benim işim zorlaşmayacak. Soracaktım onu size, evet. Sokaklara baktığınız zaman, çevrenize baktığınız zaman temiz görüyorsanız, evet, ki gelen, yurt dışından gelen insanların şikayeti genelde o yöndedir. Evet. Yani insanların dikkatini çeken şey değildir yabancı insanların. İşte bacadan duman çıkıyor. Değil.
Onlar etraftaki çöplere bakaraktan bu eleştiriyi yapıyorlar. Şimdi siz deniz kıyısına gidiyorsunuz. Plajda oturuyorsunuz. 3-5 arkadaş veya bir grup. İşte yemiş yiyorsunuz, çekirdek çıtlıyorsunuz, içki içiyorsunuz, ne yapıyorsanız. Evet. Ondan sonra onları orada bırakıp kalkıp gidiyorsunuz. Evet. Yani bunu nasıl çözeceğiz? Yani bunu bakanlık olarak biz gidip kendimiz mi toparlayacağız? İlk geldiğiniz günlerde şey demiştiniz, çevre bilincini kazandıracak etkinlikler yapacağız demiştiniz. Evet. Hatta ders koydurmayı düşündüğünüzü evet. söylemiştiniz. Ne aşamadadır onlar? Milli Eğitim Bakanlığı'yla da evet. bizim bakanlık müdürümüz temas halinde. 2014-2015 yılı içerisinde müfredat mutlaka oluşacak. Oluşacak. O yönde kararlıyız. Okullarımızda bu çevre dersini vereceğiz. Evet. Tabii şimdi eğitimle her şey biter mi bitmez. Ama eğitim biraz uzun süreç ister. Uzun süreç ister. Evet. İleriye dönük bir yatırımdır. Evet. Yani bir yerden başlamak lazım. Kesinlikle. Şimdi siz her ne kadar ben size anlatırsam anlatayım. Evet. Farkındalık olaylarını ne kadar yaparsak yapalım. 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 10 gün. Evet. Daha sonra içgüdüsel olarak siz zaten alttan temelden gelen hareketlerinizi uygulamaya devam edeceksiniz. Evet. Yani bir hafta boyunca açtığınız yemişin kabını atmayacaksınız. Evet. Ama bir hafta sonra zaten içinizde varsa o öyle büyüdüyseniz, evet. o bilinçle büyüdüyseniz o farkındalık bitecek ve siz açtığınız yemişin kabını atacaksınız. Evet. İçselleştirme önemlidir değil mi? Kesinlikle. Yani Avrupa'ya gidip geldiğimizde buraya onların tavırlarıyla bize baktığımızda hayran kalıyoruz onlara. Çünkü küçücükten öyle görüyorlar. Trafik kurallarına uymada da aynı. Tabii tabii. Temizlikte de aynı. Şimdi onlarda biliyorsunuz evlerde, çöplerde bile ayrışım var. Ayrışım evden var. Başlıyor. Evet. Ama bizde yok. Bizim kültürümüzde yok. Evet. Ha, bunu bir şekilde temelden başlamak lazım. Evet. Ha o kadar uzun zamanımız mı var? Olacak. Olacak. O günler de gelecek. Tabii şimdi ki. Mesela bizim okullarla ilgili bir projemiz var. Dedik ki kırsal bölgede özellikle okulların gelirini arttırıcı faaliyetlerde bulunalım. Evet. Biz bakanlık olarak nasıl katkı koyabiliriz dedik. Ağaçlandırma safhasında dedik okullara 4 dönümlük, 5 dönümlük, 3 dönümlük neyse müsait olan alana göre ağaçlandırma yapalım. Evet. Ama bunlar meyve verici ağaçlar olsun. Evet. İşte zeytin olabilir, badem olabilir, harup olabilir. Ceviz olabilir ama öyle cevizi bir, tercih etmiyoruz. Öyle bir projeniz var galiba. Var tabii. Meyveli ağaçlar tabii, tabii. şeysi. Evet. Ve bunu pilot bölge olarak İskele bölgesinden biz başlıyoruz. Bunu yaygınlaştıracağız. Evet. Önümüzdeki hafta kısmetse okulla birlikte biz bu etkinliği yapacağız. 4 dönümlük bir araziye harup ağacı dikeceğiz. Yaklaşık 250-300 civarı bir ağaç dikilecek. Çok güzel. Ha, bunlar ne olacak? 5 yıl boyunca bakım isteyecek. 5 yıl sonra meyve verecek. Evet. Verdikten sonra meyveyi siz okul olarak, okul aile birliği olarak bunun gelirini okula alacaksınız. Güzel. Hem orman hem bir gelir okula evet. hem öğrencilerin daha rahat eğitim görebilmesi için bir imkan. Yani bunu bir kompleks olarak düşünmek lazım. Evet. Ha, bu da şeye benziyor işte eğitim. Evet eğitimin sonucunu belki bugün almayacağız ama önümüzdeki 10 yıldan sonraki süreçte o bireylerin her biri çocuklarımızın büyüdüğünde genç bir fert birey olduğunda o bilinçle yetişecek. Aslında ben hatırlıyorum, bilmiyorum siz kaç yıldır Kıbrıs'ta yaşarsınız ama küçükken biz bahçe yetiştirirdik biz alan içinde hocamız. İyi saatte olsun Devriş Kansu hocamız bize sebze yetiştirirdi. Herkesin ayrı böyle bölümcükleri vardı. Yetiştirirdik, satardık ve zevk duyardık. Büyüdük sonra, büyüdükten sonra kesip satma, okul, aile birliğine katkı ve bir bilinçti, bir şeydi çocuklar için. Yani biz oradan aldığımız o sevgi bende hala var. Bahçeme kendim ekiyorum, ediyorum falan. Sonra onlar kalktı galiba. Aslında bu sizin yaptığınız, o biz yiyecek ekiyorduk ama siz ağaç, meyve veren ağaç ekeceksiniz, evet, dikeceksiniz. O zamanlar şey vardı, tarım dersi vardı. Tarım dersleri vardı. Evet. Şimdi de trafik haftası düzenleniyor arada bir. Evet. Trafik günleri yapılıyor. Trafiğin de aslında haftada bir saat seçmeli olarak veya seçmeli değil mecburi olarak konabilir. Niye? Şu kadarcık adanın içerisinde her gün kaza. Kesinlikle. Yani bu kazalar yollardan mı oluyor hep? Hayır yani veya farklı onun şeyler? Da rolü var tabii ki de. Altyapı eksiklikleri mutlaka var. Ya o var ama hep onlardan mı oluyor? Hayır. Değil, evet. Sarhoş araba kullanmadan tutun, hız sınırını işte aşmadan tutun. Bir sürü faktörü var bu işin. Kesinlikle. İşte biz, o içselleştirme dediğin evet, şey. Evet, aynen öyle. Evet. Bu da küçükken başlar. Tabii ki. Bu projeniz şeyi gördü değil mi? Okullardan, öğretmenlerden, tabii, okul aile birliklerinden. Tabii tabii, kesinlikle. Tabii şimdi biz ilk yıl olduğu için bakanlığı devraldığımızda altyapı hazır değildi. Türkiye ile bir istişareye girdik. Evet. Ağaç konusunda takviye aldık.
Zaten şeyiniz ki, var, sözünüzü kesiyorum. Sürekli söylüyorsunuz. Kaç milyon fidan? 1 milyon fidan bu yıl. Sadece bizim bakanlık olarak diktiğimiz hedefimiz ve gerçekleşmek üzere. Ama tabii şimdi ağaç dikimini 800 bin civarında durdurduk. Evet. Niye? Yağmur yağmıyor. Onun için az önce içeriye girerken havaya baktınız ve inşallah yağar dediniz. Sadece onun için değil tabii ki. Evet. Yani bu arada bizim çiftçimiz, hayvancımız, yani bunlar herkes da çok için zor durumda. Evet. Ama biz kendi açımızdan bakanlık bünyesinde baktığımız zaman toprağın nem oranı uygun değilse diktiğiniz fidanın bir anlamı yok. Kuruyacaklar. Evet. Bir sürü de kuruyan fidan görüyoruz zaten. Evet. Yani amacımız şu değil. Ben 1 milyon fidan diktim diyelim. Yok. O önemli değil. Seneye bu fidanların kaç tanesi tutacak? Tabii ki. Doğru. Ama ne kadar çok dikersek de o kadar çok tutturma şansımız var. Evet. Bu mantıkla yola çıktığımızda bu yıl dedik ki 1 milyon fidanı dikelim. Hedef olarak önümüzdeki yıla 2 milyon fidan koyalım. %100 arttıralım. Evet. Çünkü ben görüyorum Türkiye'de de muadilimiz Veysel Bey ile birlikte, Su ve Orman Bakanı ile birlikte bazı konuşmalarımız oldu, çalışmalarımız oldu. Evet. Onlarda da bu şekilde. Kendilerine hedef koydukları zaman başarıyorlar. Evet. Biz de koymalıyız. Evet. Bakanlığın tespiti var mı? Bugüne kadar yok olan ormanlarımızın, ağaçlarımızın oranı ne kadardır ve onların yerine ne kadar ekmemiz gerekir, dikmemiz gerekir diye böyle bir çalışma var mı? Tabii şimdi... Tabii tam olarak size bağlı değil ormanlar da. Yok, şimdi nedir sıkıntımız? Geçen yıl yaklaşık olarak 35-40 civarında bir yangınımız var. Yangın oldu, evet. Tabii bunun küçüğü var, büyüğü var. Ama en son Yeşilırmak yangını bayağı bir yüreklerimizi dağladı. Dağladı, evet. Ki gerçekten zor kurtulan bir durumdu. Doğrudur. Askeri cephanelik bile risk altındaydı. Evet. Oradaki cephaneliğin de alevler altında kalması büyük bir tehlikeye yol açabilecek durumdaydı. Evet. Şimdi burada biz şunu da gördük. Kesinlikle tamam, ormanlık alanda yapabilirsiniz ama yapmaktan daha çok belki de korumak önemli. Yani niye 40 tane yangın oluyor bu ülkede? Evet. Belki de alacağınız çok basit tedbirlerle bunu yarıya indireceksiniz. Gene aynı yerlere geldik. Yani bilinç meselesi. Evet, iş baştan başlıyor. Dolayısıyla biz dedik ki o zaman ormanların bakımı yapılmak zorunda. Fidan dikelim ama bakımını da yapalım. Tabii. Mesela belirli güzergahlarda yol ayrımları. Evet. Atıyorum o askerliğin cephaneliğin etrafındaki alanı bir güvenlik alanı olarak boşaltmak lazım. Tabii. Yangın olsa bile oraya gitmemesi lazım. Evet. Büyük felaketlere yol açmaması lazım. İlla ki başımıza gelmesin de şey yapalım. Yani şimdi işte biz Türkler genelde başımıza gelir, sonradan tedbirini almaya çalışırız ama hedef şu. Önce koruyalım, sonra çoğaltalım. Kesinlikle. Ormanlardaki hedefimiz bu. Zaten su fakiri bir ülkeyiz. Evet. Zaten havamız kurak gidiyor. Elimizdekini koruyamazsak, ne kadar dikersek dikelim biz ormanlarımızı çoğaltamayacağız. Kesinlikle. Ama ormanlık alanımızı mutlaka bizim %25-30'lara çıkartabilmemiz lazım bu ülkede ki yağışı da çekebilelim. Evet. Havamızı daha temiz tutabilelim. Kesinlikle. Yani ormanlar hem ekonomik, hem görsel, hem sağlık açısından çok önemli varlıklar. Tabii ki. Canlılar. Akciğerlerimiz ormanlar. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Ama biz şunu da söylüyoruz. Bu ülkenin iklimine uygun ağaç türlerini dikmek zorundayız. Aynı zamanda biz kapalı bir ada ülkesi olduğumuz için gelir getirici ağaçları da dikmek zorundayız. Gene, şimdiye kadar bize uygun olan bir ezber yapılmış. Çam dikelim. Gitti. Ya tamam, çam dikelim. Ama arada harubunu da dik, zeytinini de dik. Evet. Onlar da bir orman, onlar da bir ağaç, onlar da bir canlı. Tabii ki. Doğrudur. Yani insanlarımızın ihtiyacını da karşılamak zorundayız. Onların da ekonomisine katkıda bulunmak zorundayız. Ve bunu da buradan söyleyeyim. İsteyen herkese biz fidan vermeye de kendimizi borçlu kıldık. Evet, isteyen gelip alabiliyor sizden bakanlık. Kesinlikle. Ha, bu yıl zeytin fidanlarımız çok küçük olduğu için onları vermeyi tercih etmedik. Evet. Harup, badem ve ceviz. Güzel. İsteyen herkese veriyoruz, vereceğiz. Yeter ki başvurularını yapsınlar. Ama burada küçük bir nüans farkımız var. Evet. Herkese vereceğiz ama ben istiyorum 100 tane deyip alıp gitmeyecek. Tabii, ne yapacağını bileceğiz. Alıp başka yerde 10 liraya tanesini, 20 liraya tanesini satmayacak. Kara borsa gitmesi. Bize koçanıyla birlikte veya kirasında olan araziyle birlikte gelecek. Dikmek istediğini söyleyecek bir dilekçe aracılığıyla. Biz ona vereceğiz. Ama biz şunu da yapacağız. Takibini de yapacaksın. Kesinlikle. Belki hepsini değil. Ama münferit olarak ekiplerimiz gidip, ha böyle bir arazi vardı, bu kadar ağaç aldı bizden, gidelim bir görelim. Evet. Gidip yerinde göreceğiz. Güzel. Yani laf olsun diye yapmayacağız bazı tabii şeyleri. Ki. Toplum olarak da bu bilince kavuşmak zorundayız. Tabii ki. Yani çocuğumuzdan yetişkinimize kadar. Ama ben şunu gördüm. Vatandaş istiyor. Evet.
Onu hissettiğimiz. Vatandaş istiyor. Evet. Ha demek ki şimdiye kadar böyle bir imkan sunulmadı. Evet, olduğunda da popülist davranıldı, böyle gösteriş olsun diye falan. Değil, amacımız evet. O değil. Ha biz şimdi her türlü etkinliğe katılmaya çalışıyoruz özveriyle. Çok güzel. Kim ağaç dikeceğim diyorsa yanına gidiyoruz. Güzel. Mutlaka. Beraber dikiyoruz. Niye? Farkındalık olayı da yaratabilirim diye. Kesinlikle. Ama dikilmesini de sağlıyoruz. Evet. Dolayısıyla bu önemli. Güzel. Takip ediyoruz. Peki. Kaleciye gelelim. Son durum nedir oradaki kirlilik? Ne aşamadadır? Tamamen temizlendi mi? Altında kalıntılar var mı? Başta evet. Bir çıkış yapmıştınız. Bir haberler çıktı. Temizlendi diye. Siz çıktınız. İlk geldiğiniz günlerde. Evet. Hayır öyle bir şey yok. Henüz temizlenmedi diye de söylemiştiniz. Ben hala temizlendiğini söylemiyorum zaten. Evet. Bu gibi felaketlerin temizlenmesi uzun zaman istiyor. Yani insanoğlu ne kadar teknolojiyi ve kendini kullanırsa kullansın, bazı şeyleri de doğanın temizlemesi lazım. Tabii ki. Ha, dolayısıyla ben hala temizlendi demiyorum. Çalışmalar devam ediyor mu oralarda? Tabii devam evet. ediyor. Ama tabii biz o zamanlar ben bu açıklamayı şunun için yapmıştım. Aksa bir demeç verdi. Evet. Anadolu Ajansı aracılığıyla. Dedi ki biz temizliğin %95'ini bitirdik. Temizlik bitmek üzere. Hayır. Evet. Öyle bir şey yok. Topluma doğruyu söylemek lazım. Kesinlikle. Ben kendim görmeden, test etmeden, araştırmadan temizlik bitti diyemem zaten. Evet. Ha biz ne yaptık? Bir üniversitemizde, Girne Amerikan Üniversitesi'yle bir işbirliği protokolü yaptık. Evet. Çünkü bizim yeterli ekibimiz yok. Ekipmanımız yok. Dalgıcımız yok. Onlarla bir işbirliği anlaşması yaptık. Türkiye'den ekipler geldi. Yani işi şansa bırakmıyorsunuz. Yok. Adam bize ben temizledim tamamdır demesin diye. Kesinlikle öyle bir şey olamaz. Biz kendimiz de görelim. Kesinlikle olamaz çünkü ben şunu da görüyorum. Yani insanlar kendi menfi çıkarları yönünde her zaman açıklama yapmaya eğilimlidir zaten. Doğrudur. Yani bazı şeyleri maskelemek de isteyebilirler. Ha ben demiyorum kesinlikle öyle öyledir. Öyle yaparlar. Değil. Hayır. Ama bende o şüphe her zaman var ve olacak. Olması da lazım. Olmak da zorunda zaten. Tedbirli olmak lazım. Ama şunu çok rahat söyleyebilirim şimdi. Yapılan tetkikler, araştırmalar ki alınan numuneler üzerinde de yapılan, deniz canlıları üzerinde de alınan yapılan araştırmalarda şu tespit edildi ki insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek bir problem yok. Evet. O bölgede şu an. Evet. Ha bir ara çıktı. Balıklarda işte ağır metaller rastlandı, şuydu buydu. Evet, doğrudur. Bir şeyler çıkmıştı. Evet. Doğrudur. Barbun balığı dip balığıdır. Barbunu alırsanız oradan almanıza gerek yok. Başka yerden tutun o balığı. İnceleyin. Ağır metal var zaten. Aynı ihtimal var orada da. Tabii ki. Hmm. Ama önemli olan oranı nedir? Normal sınırlar içerisinde mi? Yoksa yenemeyecek kadar mı? Yükselmiş mi? Evet. Ha yaptıkları tetkiklerin sonuçlarında bilimsel olarak ki bağımsız bir üniversiteye yaptırıyoruz biz bu testi, araştırmayı ve Türkiye'den takviyeyle yapılıyor bu. Tabii. Deniz ürünleri uzmanları aracılığıyla yapılıyor bunlar. Tamamen temizlendi mi? Hayır. Ama sağlığı etkileyici bir yön var mı? Yok. Yok. O sevindirici haberimiz. Tabii şimdi çalışmalar devam ediyor. Denizin içinde de devam ediyor. Kıyıya vuran parçalar gene devam ediyor. Olacak. Bir müddet daha olacak. Zaman zaman şirketle görüşüyorsunuz, bakıyorsunuz. Tabii yani ki görüşüyoruz. Hissediyorsunuz, hissettiriyorsunuz bu denetim altında. Kesinlikle. Yani evet. Ben onlara şunu da söyledim. Biz deyinceye kadar ki bu iş bitmiştir, siz kimseyi gönderemezsiniz burada. Güzel. Bu işin üstünde olacağız. Evet. Benim amacım turizm sezonuna kadar temizleyebildiğimiz kadarını temizleyebilmek. Oradaki turizm tesislerine bu acıyı tekrardan yaşatmamak. Çünkü ben geçen yıl kendi gözlerimle şahit oldum. Evet. Boğaz'da oturuyoruz. Boğaz Oteli'nin orada. Denize insanlar girdi. Çıktıklarında vücutlarında katran izleri vardı. Siyahlar vardı. Ve insanlar bir haftalık rezervasyonlarını iptal edip o gün otelden ayrıldılar. Kötü işte. Bir daha da gelmez belki. Bu bir darbedir turizmimize. Dolayısıyla bu temizlenmeden, bunları engellemeden biz bitti diyemeyiz. Tabii ki. Ha, sağlık açısından tamam, kabul ettim. Ama diğer açıdan birçok faktörü var bunun. Doğrudur. Onun için temizleninceye kadar temizlendi demeyeceğiz. Peki şu açıdan bir daha olmaması açısından tedbirler alındı mı? Tabii şu an özellikle Aksa'ya giderseniz yakıt transferi sırasında ki oradaki şirket, temizleyen şirket de oradadır zaten. Evet. Etrafında bariyerle çevriliyor ve ondan sonra yakıt boşaltımına geçiliyor. Evet. Ekipmanları şu an orada. Tabii bu acı bir tecrübe oldu. Belki de kimsenin aklına gelmezdi. Olacağını bile düşünmezdi evet, kimse. Doğrusu düşünmezdi. Tabii biraz da bizim toplumumuzun vurdum duymazlığından geliyor. Biz ufacık şeyi, önemsiz bir şeyi abartmasını çok severiz. Önemli ama önemli bir şeyi de görmeyiz. Evet. Onun için bizim toplumumuzda zaten bu gibi problemler olduğu zaman büyümeye başlıyor. Doğru. Halbuki bunların dünya standartlarını Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok ki. Tabii. Dünyada yapılan bir iş. Yapılan bir işlem.
Yani sen bunun tedbirinin nasıl alınacağını kendin keşfetmeyeceksin ki, zaten var. Evet. Önemli olan şirketlere sen bunu zorunlu kılacaksın ve yaptırtacaksın. Ki olmasın, olduktan sonra. Ha, şimdi aksa tedbirini alıyor ama yani İngiliz'in dediği gibi too late. Too late. Olan oldu. Tabii bunu da yapmak lazım. İkincisinin olmasını engellemek lazım. Tabii ki. Ama bu olay sadece aksada değil, başka bir yerde de olabilir. Olabilir, evet. Onun için tedbirli olmak zorundayız. Tabii ki. Tabii bu aksadaki olay hemen o günlerde tabii. Akıllara petrol dolum testini getirdi ve insanlar dedi ki işte burada olabiliyorsa, yarın orada olursa neler olur bu ülkede deyip de günlerce konuşuldu, tartışıldı. Evet. Siz parti olarak ve kişi olarak petrol dolum testinde nasıl bakarsınız ülkemize? Yararı olur mu? Hep bu küçük ülkeyi kirletmeyelim, bize faydası yok deniyor. Bölgeye insanı da varsın gelsin gelir getirecek diyor. Böyle iki bazı bölge sakinleri. Çünkü bazıları da istemiyor, hiç gelmesin diyor. Sizin bakış açınız nedir? Gerek parti olarak gerek evet. kişisel olarak. Şimdi parti politikası olarak ve benim şahsi görüşüm olarak sorarsanız biz kesinlikle karşıyız. Evet. Ekoturizmin yapıldığı da bir bölge. Şimdi niye karşıyız? O zaman evet. karar verelim. Biz turizm ülkesi mi olacağız? Evet. Yoksa sanayi yatırımlarıyla dolu bir ülke mi olacağız? Ülke mi olacağız? Buna karar vereceğiz toplum evet. olarak. Ben diyorum ki biz turizm ülkesi olmalıyız. Turizm ve üniversite ülkesiyiz. Kesinlikle. Evet. Ha, onun için şu anki mevcut tesisler bize yeter. Belki petrol dolum tesisinin burada olması belki bu adaya da para kazandıracak. Evet. Ama ne kazandıracak, ne götürecek bizden? Tabii. Bu çok önemli bir nokta. Artılar eksileri doğru koymak lazım. Tabii dünyanın çok nadir bölgelerinde bulunacak bir doğaya sahibiz. Evet. Yani özellikle o Karpaz Burnu'na baktığınız zaman sağlı sollu evet. inanılmaz bir doğa. Cennet. Şahane. İnsan gittiği zaman huzur buluyor. Kesinlikle. Ha, ben o bölgede yaşadığım için değil. Ama gerçekten. Yo, bunu herkes söyler zaten. Ha, dolayısıyla tabii ki o bölgedeki yaşayan insanların da gelişiminin önünü kapatmayacağız. Evet. Tabii ki o bölgede gelişecek. Ama doğayla iç içe gelişmesi lazım. Evet. Doğayı bozmadan gelişmesi lazım. Ama petrol dolum tesisinin burada yeri olamaz. Evet. O çok farklı bir platform. Çok farklı bir olay. Bana göre biz turizm adası olacağız ama kendi ihtiyacımızı da karşılayabilir, idame edilebilir şekilde ayarlayarak yapacağız. Tabii ki. Yani bütün önlemlerin alınmasına rağmen işte sivil toplum örgütleri bir takım insanlar getirdi, konuşturdu burada etti. Her şeyi, tüm önlemleri almanıza rağmen tehlikeli bir yatırım olduğu söyleniyor. Kesinlikle. O yüzden bir de bizim burada başka şeyler de çıktı bilirsiniz. İşte arada komisyon olacak, şu olacak, şu olacak. Bir aile de bir şeyler çıktı. Bilemem kimse hakkında yani, onu yorumlayamam. Biliyorum da yani bir aile tatsızlık oldu. Hı-hı. Yani iyi ki de vazgeçildi bu işten. Çünkü halk içine sindiremedi pek. Bir bunu. De şunu söyleyeyim. Halka rağmen her şey olmaz. Olmaz değil mi? Halk istemiyorsa olmaz. Bak şimdi şöyle diyeyim. 2007 yılında noktalanmış araştırma var. Güzel Yurt Bölgesi için Göletlerin projesinde. Evet. Geçenlerde tabii biz geldiğimizde benim hiç haberim yoktu bu olaylardan. Evet. Çok sağ olsun bizden öncekiler evrak tutmuyorlardı veya aydınlatıcı verileri ellerinde tutmuyorlardı veya hiç ilgilenmiyorlardı, onu bilemem. Yani geldiğinizde dosya falan bulamadınız. Hiç. Bununla ilgili şu benim haberim yok. Şu proje devam ediyor, şu böyle oluyor. Gündemde diye. Olan bir şey yok. Sadece işte yaklaşık 1,5 ay önce o civarda oradaki Gölet projesinin ihalesinin çıkıldığı ve verildiği. Hmm. Dedim durun bir dakika ya, biz ne göre ihalesine çıktık? Ne bakanlık zaman? Biziz. Nasıl çıktık? Ben bilmiyorum, ne demek bu? Evet. Neyse araştırdık, Türkiye'nin Devlet Su İşleri Müdürü ile konuştuk derken 2007'de bitmiş bir proje. Projelendirilmiş, her şey yapılmış, ihaleye çıkılmış 7 dalga göleti. Hmm. Durun bakalım dedik. Şimdi tartışılıyor, ne olacak? Vatandaş da dedi ki ya bizim burada sakıncalarımız var, düşüncelerimiz var. Nedir? Gidelim yerinde görelim. Evet. Gittik yerine Yeşilırmak'a. Yeşilırmak'taki insanların isyanını dinledik. Evet. Olaya baktık. Sonra geçtik 7 dalga bölgesine. Göletin yapılacağı yer. Oradaki insanlarla konuştuk. Nedir olay? Tabii 7 dalgada ihaleye çıktığı için ondan bahsedeyim. 7 dalgada yapılmak istenen bir gölet. Evet. Peki göleti nereye yapacaksınız siz? Suyun aktığı yerin önüne. Önüne. Ki suyu toplayabilirsiniz. Doğal olarak. Vatandaşla konuşuyoruz. 10 yıldır buradan dere akmıyor diyor. Aksa da 1-2 saat akar durur. Nasıl olacak bu iş? Allah Allah. Dedik ki nasıl olacak bu iş? Aynen sizin dediğiniz gibi bu iş olamaz. Ama yanımda da Devlet Su İşleri'nin müdürü, yanımda Birol Bey, buradaki sorumlusu. Evet. O da dinliyor bunları. Neyse baktık ettik. Orada yüzey ölçümünü ölçen bizim cihazlarımız var.
Yani yerin, toprak üstünden akan suyun miktarını ölçün. Evet. Dedi ki bunların içindeki bilgileri alın. Son kaç yılı içeriyorsa bunları inceleyelim. İnceledik. Ha bir akış var ama öyle çok ahım bir akış değil. Evet. Ne oldu? Biz DSE ile tekrar irtibata girdik. Türkiye'den bugün ekip geldi. Ziraat mühendisi geldi, jeolojicisi geldi, evet. Bu işin uzmanları geldi. Dedik ki onlara da sıkıntıyı anlattık. Tamam, güzel, zamanında yapılmış böyle bir proje. Belki o zaman su akışı iyiydi, bilemiyorum. Evet. Ha şu an milyonları harcayacağız, bir gölet yapacağız. Ben istiyorum, gölet olsun. Evet. Bu adada denize akacak suyun, elini, bir damla suyun olmaması lazım. Elini kesmek lazım. Tabii biz çünkü su fakiri bir ülkeyiz. Evet. Tahammülümüz yok yani bizim ülke olarak denize boşuna su akıtmaya. Boşa aksın gitsin. Dolayısıyla ben taraftarım. Ne uygun dedi o yetkililer? Gelenler? Yetkililer bugün ilk günleri zaten evet. geldiler. Tekrardan biz araştırmalarını istedik. Evet. Konuştuk, anlattık. Onlar da hemfikir bizim. Gittiler yerinde gördüler bugün. Bu hafta boyunca da çalışmalarını yapacaklar. Evet. Biz dedik ki belki derenin altından akan bir su vardır. Bir pınar. Siz belki toprak altına yeşil ırmakta düşünüldüğü gibi bent çekerek suyu tutabilirsiniz. Ha bu su eğer yüzeye çıkıyorsa da yüzeyde su var, önünü kapatabiliriz. Evet. Gölet yapabiliriz. O bölgeyi insanın kullanımına sunabiliriz. Ama yoksa bu kadar parayı harcamanın bir anlamı yok, farklı yerde harcayalım. Tabii. Onlar da bizimle hemfikir oldu. Şimdi araştırıyorlar. Gerekirse iki etapta yapılacak dediğim gibi bir yer altı, daha sonra yer üstü. Ha sonuçlar kötü çıkarsa hiç yapılmayacak. Yapılmayacak. Bölge halkının endişesi nedir? Onlar ne diyor size? Niye bölge halkı yapılmasın demiyor gölet orada 7 dalgada. Hmm. Diyorlar ki gölet yapılsın ama eğer su ak birikmeyecekse onlar da benimle aynı şeyi düşünüyor. Evet. Bizim de siz buradaki arazilerimizi istimlak edeceksiniz ki bu gölet için. Evet. Benim adam zaten küçük, tarımsal arazilerim zaten az. Boşuna gitmesin. Ha tamam bari onlar bu gidecekse değsin. Değmeyecekse gitmesin. Evet. Onlar da bizimle aynı şeyi düşünüyor. Haklı. Ama Yeşilırmak farklı bir olay. Yeşilırmak'ta gittik insanları dinledik. İlk gittiğimizde kadınlar bağırıyordu. Biz istemiyoruz. Biz istemiyoruz. Evet. Tamam ya dedik. İstemiyorsanız yapmayız. Endişesi aynı. Arazilerimiz gidecek, fakirleşeceğiz. Değil. Onların endişesi şuydu. Hı. Ki daha önce yapılan projede o şekildeydi. Orada yeraltı bariyer yapacaklar, suyu tutacaklar. 40 milde de bir gölet yapıp oraya basacaklar. Evet. Tabii insanlara farklı anlatıldı herhalde, bilmiyorum. Biz şunu söyledik. Buradaki su sizindir. Bir kere bunu bileceğiz. Evet. Biz bu suyu amacımız başka yere göndermek değil. Öncelik sizin. Burada eğer siz atıyorum 50 dönüm arazi suluyorsanız bu suyla bizim amacımız bunu 200 dönüm yapalım, 300 dönüm yapalım. Bu su evet. ne kadarına yeterse yapalım. Yani sulanmayan ve tarım yapılmayan arazileri sulanabilir hale getirelim. Evet. Amacımızın biri bu. Ha iki, bunları yapmamıza rağmen su fazlaysa da denize gidecek gene. Ha o zaman o suyu pompalarız. Evet. Denize gitmesin diye. Ha şimdi ne oldu? O proje çerçevesinde depolar yoktu. Hmm. Şimdi biz gene DSİ'den gelen yetkililerle konuştuk. Dedik ki Yeşilırmak'ın yüksek tepelerinde 4-5 tane depo yapalım. Evet. Buradaki suyu onlara basalım. Oradan da insanlar kendi akışıyla suyun damlama sulamalarını yapsınlar. Tabii. Daha geniş araziler sulansın. En azından insanlar ekonomisine bir katkı olsun. Bu ülkedeki tarımı canlandıralım. Kesinlikle. Ve o su tekrardan aküfere geri dönecek zaten. Aküferdeki suyu da kaybetmemiş olalım. Tabii. Güzel. Yani her yönden bir fayda sağlıyor. Ama yıllardır o insanlar karşıdır buna. Yani bir endişeleri i̇şte var. İşte anlatılamadı bazı şeyler. Yani çok... Ha şimdi biz bu ekibi getirdik tekrardan. İçinde ziraatçısı da var. Hatta yine hortladı derler bu şey. Yani yıllar önce karşı çıktılardı. Ama nedir işte Yeşilırmaklı suyunu vermek istemiyor. Evet. Biz suyunu vermeyeceğiz. O bölge kullanacak. Kendisinin olacak. Tabii ki. Şimdi bakın Türkiye'den zaten 75 milyon metreküp su gelecek. Evet. Bunun yarısını tarımda, yarısını içme ve kullanma suyu olarak kullanacağız. Zaten Güzelyurt bölgesinin bir kısmı, büyük bir kısmı bununla sulanacak. Evet. Bir kısmı da Mesele tarafına verilecek. Ama bütün Güzelyurt, Yeşilırmak, işte 7 dalga oraların hepsi sulanamayacak. Ne yapmamız lazım? Kendi öz kaynaklarımızı da buna takviye yapmamız lazım. Dolayısıyla Yeşilırmak'taki suyu Yeşilırmak'ta. 7 dalgadakini o bölgede kullanacağız. Yani bunu alıp da başka yere transfer etmeyeceğiz. Evet. Mantık bu. Ha biz Mesarya'da da sulama yaparken arıtmadan çıkacak çıkan suyu da projelendirip buna katarak daha geniş bir alanı sulama şansını elde edeceğiz. Evet. İyi güzel.
Amacımız bütün suyu doğru kullanabilmek. Biz bu projeleri Karpaz bölgesinde de yapacağız. Evet. Dip Karpaz'da da yapacağız. Derince'de de yapacağız. Siyamet'te de yapacağız. Evet. Çünkü oralara ziraat amaçlı, tarım amaçlı su gitmeyecek. İçme kullanma suyu gidecek o bölgeye kadar. Ama biz tarımda kullanılacak suyu, hayvancının suyunu orada elde edeceğiz. Kendi yerli ve öz kaynaklarımızla. Denize akmadan. Akıtmayacağız. Evet. Hiçbir amacımız bu. Evet. Ve atık sularımızı değerlendirmek. Başka bir amacımız. Yine tarımda. Kesinlikle. Evet. Yine devam edeceğiz. Kısa bir reklamımız var. Onu alalım. Sonra devam edelim. Ermataş Limited'in sunduğu Ali Baturay'la Markaş programı devam edecek. Merhabalar sevgili izleyiciler. İşte bir Kapak Olsun programında daha sizlerle birlikteyiz. Umarım hepimize kapak olur. Bugün de yine çok önemli bir konuğumuz var. Bir rekortmen konuğumuz. Dünyanın en meraklı komşusu unvanıyla rekorlar kitabına girmeye hak kazanmış bir komşumuz. Kendisini ses yok alkışlarımızla stüdyomuza davet ediyorum. Buyurun Cenk Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Sağ olun. Çok mersi. Yine çok şıksınız. Pek meraklı gördüm sizi. Çok meraklı geldin bana. Bu ne? Bakın meraklı olduğunuzu söylemiştim. İsterseniz buyurun yerimize geçelim ve sohbetimize başlayalım. Evet. Bakın bu işte. Bakın. O muydu? Hı-hı. Bahsettiğiniz kapak o mu? Evet. Ses yok kapak. Ses yok kapak. Peki olay nasıl oldu? Siz nasıl dünyanın en meraklı komşusu Cenk Bey? Bana bakarsanız dalmayın lütfen kapaklara. Nasıl dünyanın en meraklı komşusu oldunuz? Nasıl rekorlar kitabına girdiniz? Şimdi şöyle, ben komşumu devamlı dinlerim. Nesi var nesi yok, nedir ne değildir, kim geldi kim gitti. Bilmek isterim apartmanda neler bütün oluyor. Bütün komşularınızı mı yoksa sadece özel birini mi dinliyorsunuz? Alttaki komşuyu direkt dinleyebiliyorum. Öbürküler için kameralar var. Onu dinlerken böyle normalde tuvaletten taat, küt, pat, güm falan diye sesler gelir. Öyle mi? Ne yapıyor tuvalet? Sert kapatı yani falan diye. Biraz asabidir kendisi. Bir de alabilir miyim nasıl kapattığını? Teşekkür ederim. Sadece dinlemiyorsunuz, aynı zamanda gözlüyorsunuz da anladığım kadarıyla. Bir baktım, bir iki hafta falan ses gelmedi. Yani birinci gün, ikinci, üçüncü falan filan tatile derken. Tatile falan mı gittiler dediniz? Tatile mi gitti falan? Hani nereye gitti? Gitmedi biliyorum da, giriyorlar çıkıyorlar çünkü ama banyodan ses yok. Belki dışarı çıkmıyor, tuvalete falan girmiyor. Yok yok, biliyor işte, anlatıyorum. Dedim ne oluyor, iki haftada ses gelmiyor. Çaldım kapısını. Ya dedi bir şey yok, ne oluyor falan. Dedim sen ses yok kapak mı aldın? Çek bakayım dedim, girdim banyoya. Ne yapmış? Hakikaten de işte almış bundan, koymuş bu şekilde. Ondan sonra çıkarken falan yok. Böyle yapıyor, sonra çıkıyor gidiyor. Dedim anladım seni. Sanırım sizin kendisini dinlediğinizi anlayınca böyle bir şeye gitti. Yani bu beni dinliyor şimdi, anlamasın. O yüzden ben bir ses yok kapak alayım falan demiş olabilir. O onun sorunu, beni ilgilendirmiyor. Çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle siz de rekorlar kitabına girdiniz. Ben dekorlar kitabına girdim. Efendim? Dekorlar kitabına. Dekorlar kitabına. Evet, dekorlar bu yani, dekorlar. Bizim dekorumuz. Ben yaptım. Öyle mi? Hı-hı. Ben sizin dekorcunuzum, bilmiyorsunuz ama. Çok sabırlı bir insansınız. Çok teşekkür ederim. Ve size ben de programımızın ses yok kapağını takdim etmek istiyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Basın mensuplarıyla birlikte bir poz verirsek. Evet. Bu da size kapak olsun Cenk Bey. Bana değil, bu bütün klozetlere kapak olsun. Evet. Ermataş Limited'in sunduğu Ali Baturay'la Markaş programı devam ediyor. Aklıma şey geldi, deniz kirliliğinden bahsederken. Geçenlerde bizim gazetede çıktı. Bir gemi giderken lağımını ve bir takım yağlarını, maddelerini bırakıp gitti. Onlar için de bir şeyler yapmak lazım değil mi? Bu tür bırakıp gitmemeleri için tedbir almak lazım galiba. Şimdi, bu da yasa falan istiyor mu, önlem istiyor mu? Ne yapmak lazım? Tabii şimdi nedir sıkıntı orada?
bunların yapılması yasak zaten. Evet. Yani dünyada yasak değil mi? Uluslararası dünyada bir yasak. Kuraldır bu. Ama işte bizim de burada önemli olan bunu önceden fark edebilip evet. hangi gemi ise yakalayıp cezasını yazmamız lazım. Evet. Bu da sahil güvenliğin görevi. Evet. Ama sahil güvenliği haber verdiğimizde ve fark edildiğinde olay maalesef biz gemiyi bulamadık o gün. Gitmişti. Tabii sevindirici tarafı ne olayın? Üzücü ama sevindirici evet. tarafı ne? Sintine dediğimiz işte bu kimyasal maddeler değil normal insan atıklarının olduğu yani lağım atıklarının olduğu bir şeyi bırakmışlar. Evet. Ha nedir doğa bunu en azından bir haftada yok eder. Evet. Ha, kimyasal olsaydı daha kötü daha bir kötü olaydı. Olurdu. Ha tek tesellimiz belki o. Hoş bu değil. Değil tabii. Ama teselli bulmaya çalışıyoruz çünkü evet. yakalayamadık da. Evet. Ben şunu söylüyorum. Bir yasal düzenleme yapmak lazım. Doğrudur limanlarla ilgili. Gelen her gemi sintine dedikleri veya işte bu atık dedikleri bunları boşaltacak. Evet. Ha yok benim atığım yoktur diyen gemi olmayacak. Niye olmayacak? Atığın varsa da aynı parayı alacaksın. Atığın yoksa da aynı parayı alacaksın. Evet. Ki bu insanlar var yok bakmasınlar. Var olanı da versinler. Zaten ödeyeceğim o parayı ben. Evet. Versinler biz onu karada boşaltalım. Giderken denize boşaltmasınlar bizi. Bu şöyledir. Limanda bir şey vardır. Kanalizasyona bağlı bir şey oraya mı boşaltılır? Yok. Nasıldır? Başka bir gemi gelir. Ha. Ondan alır, alır onu. Tankın içine. Tank daha sonra karada boşaltılır. Yani bu bu iş için ayrılmış bir gemidir. Tabii. Evet. Yani bunun bedelini de kullanıcı yani gemiler öder. Gemi onun sahibi. Bir kirası bedeli olur. Tabii ki. Onu da onlar öder. Öder işte. Bu sayede denizler kirlenmez ama kirlenmez. Biz ada ülkesi olduğumuz için birçok gemi gelip geçiyor. Evet. Açıklarda bırakıyorlardır bırakır, zaten. Bırakır. Onlar. Yani bırakan da vardır. İşte evli. Burada da kıyı emniyeti devreye giriyor. Hmm. Kıyı emniyeti vasıtasıyla bunları yakalamak lazım. Evet. Yani her tarafa da ulaşmak kolay değil belki. Değil ama yani mümkün olduğu kadar çünkü özellikle evet. o bölgede bırakılıyor ve akıntı kıyıya atıyor. Atıyor. Yani oradaki turların veya kontrollerin arttırılması lazım. Evet. Yani, bunu biz dile getirdik zaten konuştuk. İnşallah arttıracağız yani. Gerekli istişareleri yaptınız. Tabii. Evet. Peki aksa meselesi, filtre meselesi uzun yıllardır, uzun zamandır tartışılıyor. Evet. Tabii Teknecik'te tartışılıyor. Evet. Zaman zaman haberini yapıyoruz burada da. Küçük küçük böyle kömürcük gibi bir şeyler düşüyor insanların üzerine. Evet. Ne olacak? Aksa söz vermişti galiba takacağını falan yanılmıyorsam. Evet Aksa hala söz veriyor. Aksa 2014 yılı içerisinde bu işin biteceğini söylüyor. Hep söz veriyor. He? Evet söz veriyor. Tabii şimdi dedik ya biz iyi niyetliyiz. Önce iyi niyetle yaklaşıyoruz. Evet. Önce anlaşalım istiyoruz. Yani sen de anlaş, anlayışlı ol. Ben de anlayışlı olayım. Gel bir ortak noktada buluşalım. Evet. Keşke bugünlere kadar gelinmeseydi. Evet. Keşke bu tesis kurulduğunda filtresi olsaydı. Olsaydı. Ben bunu her zaman söylüyorum. Ha o zaman yaptırım gücünüz vardı. Niye? Bugün müsteşarınızın gazetelerde şeyi var, demeçleri var. O kadar çok şey bıraktılar ki bize dedi. Geçmişte o kadar eksik yapıldı ki birçok şey. Bugün bunları tertiplemek, temizlemek, tımar etmek çok zor dedi. Evet. Evet. Şimdi tabii birikim olduğu için önce o birikimi halletmek zorundasınız. Evet. Yani ondan sonra siz geleceğe yönelik veya vizyonunuza yönelik bazı adımlar atabilmeniz lazım. Arkanız temiz olmalı. Böyle bir yatırım kurulurken bir takım yasalar var herhalde. Bu yasalar, kurallar, tüzüklerde evet. Bu tesis kurulurken filtresi de kurulacak demez mi? Bilmiyorum var mı? Demesi lazım evet. o zaman da. Evet. Emin olun ki diyordu. Belki ama de bir şekilde göz yumuldu. Evet. Bilmiyorum nasıl göz yumuldu. Evet. Yani mantık bunu almıyor zaten. Evet. Siz bir tesis kurduruyorsunuz. Çok güzel tamam. Bir yatırımcı geldi, müteşebbis geldi, kuruyor. Belki ülkenizin elektrik ihtiyacının bir kısmını karşılayacak. Evet. Çok olumlu tamam kabul ettik. Güzel. Ama bu sisteme uymalı. Evet. Buradaki en can alıcı nokta da filtresi zaten. Evet. Bu filtreyi koymadığınız zaman ki dünyada da böyledir. Cezaları çok büyüktür dünyada. Bizdeki gibi komik değildir. Tabii. Çünkü onun için diyorum acısını yani. Acısını insanlar iyi bilir. Tabii ki çünkü bunun acısı belki de yıllar içerisinde tabii. daha çok ortaya çıkacak. Tabii. Yani onun havaya saçtığı zararlı duman yediğimiz sebzelere kadar siniyordur emin olun. Tabii ki. Yani bu niye kanser vakaları artıyor? Bu ha tamam bunların da etkisi var. Mutlaka. Ama sadece tabii filtre dumanı değil. Birçok etken var. Ama bir etken de bu. Tabii. Hangisini ne kadarını engelleyebilirsek engelleyeceğiz. Biz Aksa'ya dedik, biz iyi niyetliyiz. Bak, gel sen de iyi niyetli ol, bir an önce yapalım bu işi. Evet. Ama olmadı bu zamana yani kadar iyi niyetimizi biz karşılığında gelmez görmedik. Sopa elimde her tarafı yapmak istemediyiz. Yok. Önce iyi niyetle konuşalım. Anlattık nasıl olması gerektiğini. Karşı taraftan müdür gayet ılımlı, iyi niyetli konuştuk. Tamam,
Ha, arada gördük, ceza da yazdık. Yazmadık evet. Değil. Yazdık. Ha, yazmaya devam edeceğiz. Yani ha, bu... Çözüm mü ceza? Ha, onu soracaktım. Değil, niye? Bir de bu cezalar caydırıcı mıdır? Değil. Değil. Maalesef değil. Gidiyorsunuz asgari ücretin 2 katını, 3 katını, 4 katını yazıyorsunuz. Adam öder. Yasanız öder. Böyle. Evet. Ne kadar? Asgari ücretin 4 katı, atıyorum 5-6 bin lira. Çıkarıyor, ödüyor size. O şirket hiç etkilemez. Ödedi. Evet. Ne oldu? Ben görevimi yerine getirdim. Aferin bana. Olmaz. Yok böyle tabii. Bir şey ya. Evet. Olamaz. Ne yapacağız o zaman? Yasayı caydırıcı hale getirmemiz lazım. Evet. Zaten şimdi yeni yasal düzenleme yapıyoruz. Çalışıyorsunuz herhalde. Bitti. Çevre değişiklik yasası ne durumdadır? Bitti. Hmm. Yasayı bitirdik. Ama nedir? Kontrolünü böyle yapıyoruz. Geldikten sonra gözlem yaptınız ve ne eksiklik varsa onları içerisine koymaya görebildiğimiz kadar. Evet. Ha, biz demiyoruz ki 4-4'lük bir yasa. Hayır. İddiamız yok o konuda. Ama en azından gördük. Biz gördüğümüz aksaklıklara baktık. Evet. Dedik ki bunlar aksamış durumda. Bir çalışma yapalım, bunları düzeltelim. Evet. Ve mutlaka dedim bu cezaların caydırıcı olması lazım. Tabii. Ha, şu an 5000 lira mı? 250 bin lira yapalım. Evet. Biraz ben cezayı yazdığımda canı yanacak. Yansın. Yanmazsa olmuyor. Olmaz. Ha, şimdi eğitim dedik. Tabii bu işin bir ayağı da cezalar. Evet. İkisi beraber olmalı. Eğitim ileriye dönük, cezalar güncel. Güncel. Şimdi bakın, her zaman şunu söylüyorlar. Buradan güneye giden bizim insanımız orada çöpe atmıyor. Atmaz. Kemerini de takar. Ha, demek ki atmayabilir. Şey, bakın. Yani şeye bir... Kemerini de takar. Araba evet. Girdiğinde kemerini de takar. Bütün şeylerine de bakar. Her şeyi tamam olsun. Lastiğidir, farıdır, şusudur, busudur. Neden? Çünkü o tarafta dayısı yok onu kurtaracak olan. Biliyor ki cezayı yiyecek orada. Bakın o bir açıdan bakıyorsunuz siz de. Asıl açı şu. Buradan oraya gittiğinde bunun bilinciyle gidiyor. Farkındalık olayı. Evet. Farkında gideceğinin ve oradaki olayın farkında. Evet. İşte bu farkındalık olayıdır. Güzel. Birinde gitti. Çöpünü atmıyor. Poşete koyuyor arabada. Aman ha, burada ceza yemeyelim. Aman ha, Rum'la yüz göz olmayalım. Evet. Veya işte gavurla yüz göz olmayalım. Evet. Dönüyor buraya. Memleketime geldim. At. Orada çünkü biriyle başı derde girecek, burada girmeyecek. Evet. Bakın evet. Şunu iddia ediyorum. Buradan oraya çalışmaya giden insanlar vardı. Evet. Ben eminim ki o insanlar bir giderken dikkat etti, iki giderken dikkat etti, üç dikkat etti, dört artık alıştığı için, sürekli gittiği için alışkanlık haline gelir ve atmaya başladı. O bilinçaltıdır. Evet. İşte bunu eğitimle düzeltemezsiniz. Düzelmez. Bu farkındalıkla evet. Önüne geçmeye çalışıyorsunuz. Kısmen başarıyorsunuz ama bilinçaltında olmadığı için gene yapıyor. Evet. Kesinlikle. Yani ben iddia ediyorum ki bu insanlar orada yaşamaya başlasın gene atacak çöpünü oraya. O içinde çünkü. Var. Ama benim anlamadığım psikoloji şu. Rumlar orada atmıyor. Ayna gidiyorlar Karpaz'a. Piknik yapıyorlar. Bütün çöpleri orada. Bırakıp gidiyorlar. Bunu da anlamıyorum. Yani sen ülkende böyle yaşıyorsun. Yapmadan yaşıyorsun. Gittiği yere uyum sağlar. Buraya geliyorsun ve yapıyorsun. O zaman burada ben art niyet ararım. Öyle olur. Evet. Geldiklerinde çöplerini evet, bırakıp benim giderler. Bölgemdir bilirim. Ha. Belediye başkanı ondan sonra temizlemeye başlar oraları. İlginç değil mi? Pikniğini yapıyor. İşte onu diyorum. Ben ha. Burada bir art niyet ararım. Senin şeyinde yok. Ülkende yok, bu yapmıyorsun. Evet. O zaman sen buna alışmışsın zaten. Bu sistemle yaşıyorsun. Orada da o sistemi uygulaman lazımdı. Evet. Uygulamadın. O zaman bir art niyet var. Aslında onu size bir küçük örnekle değişik yönden söyleyeyim. Biz İstanbul'daydık. 3 gün ailemizle gittik. İşte yürürken yolda 4 kişiyi gördü bizim çocuk yere tükürür diye. Bir ara yere tükürdü. Oğlum ne yapayım? Nedir bu yaptığın? Baba bu memlekette diyor yere tükürüyorlar, ben de tüküreceğim. Yani insanlar da gittiği yerde gördüğü şeye uyar. Olmaması lazım tabii ki ama. Tabii şimdi çocuk evet. Gördüğünü yapar. Evet. Ama siz yapmazsınız. Koskoca insanlar değil mi? Siz yapmazsınız. Sizde o bilinç varsa, var, oluşmuşsa evet. Yapmazsınız. Evet. Ne kadar yanlış yaparlarsa yapsınlar. Yani şimdi tükürdüğünüzde kötü de, karanlık olduğunda tükürdüğünüzde doğru mu değil? Yani biri görmediğinde sizi... O sizin içinizde olan bir şey. Olacak evet. Şimdi burnumu karıştırmayayım ya, insanlar var. Odaya girdim. Olmayınca. Karıştırayım. Olmaz. Değil ya, temizleyeceksen temizlersin. Kesinlikle. Ama karıştırmazsın. Yani bu bir kültürdür. Çok doğrudur. Dolayısıyla diyorum işte biri uzun vadeli, bir kısa vadeli çözümdür. Evet. İkisini birleştirebilmek lazım. İkisi kesinlikle. De bir şekilde yürümek zorunda yani. Kesinlikle. Ceza da olmak zorunda. Evet. Ben Magosa Çevre Dairesi'ne bugün telefon açtım. Dedim ki arkadaşlar, siz son 1 yılda şahsi ceza yazdınız mı? Kaç tane yazdınız? Kişiye. Yani kişiye. Yolda yürürken çöp attı. Yoktur herhalde hiç. Veya çevreyi kirletti. Kaç tane? Hiç. Hiç. Niye? Atmıyor mu kimse? Ya bu çöpler nereden geliyor? Yasalarınızda vardır değil mi?
Ha, şimdi ben talimatını verdim. Gerekirse bir gün boyunca bütün çevre dairesinin elemanları yürüyecek yolda. Kimi gördü cezayı yazacak. İnsanlar da bilecek ki ya hiç farkında olmadan biz bunları yanımızdan geçerken durdurdular yazdılar ya. Onun cezası ne kadardı? Biraz kar ücret. Yani onlar da tabii şimdi bu şeydir. Bu bir insana siz şahsa normal vatandaşa bir asgari ücret dediğiniz zaman yazdığınız zaman zaten aldığı maaş belki o. Büyük para. Canını yakarsınız. Yakar evet. Orada onu arttırmaya gerek yok. Bizim amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek. Ben şunu da söylüyorum. Yaş ağaç keseni affetmeyin. Evet. Kökten ağaç kestiyse affetmeyin. Kesinlikle. Ama önce şunu sunun. Ya yasal cezayı alacaksın, mahkemelik olacaksın. Ya da ben sana orman dairesi olarak 100 tane fidan vereceğim ve sen dikeceksin gösterdiğim yere. Evet. Ha, dikersen ben sana ceza yazmayacağım. Benim evet. Nezaretimde dikeceksin. Başka ülkelerde böyle cezalar vardır. Bir gün yerleri temizleyeceksin der mesela. İngiltere'de falan duyuyoruz. Ya böyle. Şimdi işte dedim ya amaç. Ya da gidip bir işte çocuk bakım evinde çocuklara bakacaksın. Evet. Gibi cezalar sosyal var. Sosyal sorumluluk projeleri. Sosyal sorumluluk. Olması evet. Lazım. Odur caydıran. Siz de öyle yapacaksınız. Al bunları gittik. Bu ağaçları. Dikiyorsa, kabul ediyorsa da imza attı. 15 gün içerisinde ben ona yerini gösteririm. Fidanlarını veririm. Başında dururum. Kendi dikecek. Güzel. Ha dikerse cezadan kurtulur. Dikemezse o zaman cezasını yiyecek. Yiyecek. Yani ikisinden biri. Güzel. Kimin neyi tercih ediyorlarsa. Evet. Biz iyi niyetliyiz. Gene söylüyorum. Ve kaçak odun kesimini hiç kimse kendi ağacında yapmaz. Biraz arttı elektrik fiyatları artınca. Artmadı. Artmadı. Ben iddialıyım ki artmadı. Herkes öyle diyor. Hani birkaç haber çıktığı için öyle görünüyor. Bakın işte haberin çıkması önemli değil. Mantığına bakmak lazım. Evet. Artmadı diyorum. Ben iddialıyım artmadı ya. Evet. Gene vardı. Belki bu yıl azaldı. Ha, o açıdan söyledim. Belki bu yıl azaldı. Hep vardı yani. Hep vardı. Ha. Belki bu yıl azaldı. Evet. Ben onda iddialıyım. Ama biz üstüne düştüğümüz için... Ortaya çıkıyor. Yani siz sanıyorsunuz ki gidiyor insanlar kendileri çekiyor da basına veriyor veya basın gidiyor takip ediyor. Yok. Da o çekiyor. Sizin yakaladık. Biz söylüyoruz. Evet, doğru. Biz yakalıyoruz. Ha, dolayısıyla ne kadar yakalarsak o kadar çok basına çıkıyor. Evet. Teşhir oldu. Artmış gibi görünüyor. Hayır. Daha önce kimsenin umurunda değildi. Değildi. Ben geziyordum görüyordum. Katliamlar adam, vardı gene. Aklını nesliyeden gidip keser tabii. Gider. Ha burada yani işte elektrik fiyatları zamlandı. Sobaya döndü insanlar. Odunu çok yakıyorlar. Bunlar değil. Değil. Böyle evet. Değil. Ben bu işin farkındayım. Evet. Ama sonuçta öyle veya böyle. Bir tane de olsa, bin tane de olsa. Yaş ağaç kesmek doğru değil arkadaş. Değil, zaten tabii. Büyümesi için neler çekiyoruz. Tabii. Bu ülkenin zenginliği bunlar. Ha bu da. Usulüne göre bu da. Kimse bir şey demez. Evet. Bazen budamayı da abartırlar. Abartmak ayrı bir olay. Evet. Abartmak ayrı bir olay. Ama kökten ağaç kesmenin bir mantığı yoktur. Evet. Ve ben yine şurada iddialıyım. Köy yerinde hiç kimse kendi zeytinini, harubunu kökten kesmez. Tabii ki. Bu işin ticaretini yapanlar var. Bunlar kesiyor. Ben de diyorum ki bunların peşine düşün. Gözünün yaşına bakmayın. Evet. Ama bunu önlemenin de yolu var. Tabii yasalar kendi evinizdeki ağacı bile size kesme hakkını vermez değil mi? İzinli kesebilirsiniz. İzinli kesebilirsiniz. Kökten değil. Evet. Kökten değil. İzinli tabii. Budayabilirsiniz. Yani bu benimdir ister keser ister atarım yok, olmaz. Öyle bir şey yok. Evet. Çünkü bu ağacı korumak zorundayız. Kesinlikle. Bu ülkenin geleceğidir aynı zamanda bu ağaçlar. Tabii ve ki. Ben şunu da iddialıyım. Biz orman dairesi olarak kendi üstümüze düşeni yapmalıyız. Ne yapmalıyız? İnsanların odun ihtiyacını biz temin etmeliyiz. Evet. Ben bu noktadayım şu an. Ki gitmesinler kötü şeyler yapsınlar. Hayır. Ben sizin odun istediğinizde ihtiyacınızı karşılıyorsam ve fiyatı da gayet makul ve mantıklıysa ki bugün piyasada duyuyoruz tonunu 400 liraya satıyorlar. Evet. Biz 100 liraya verelim. 150 liraya verelim orman dairesi olarak. Ki dalmasınlar da katliam yapsın. Kimse gidip sizden almazsa odun siz gidip kesmezsiniz zaten. Evet. Kaçak da kesmezsiniz. Evet. Emeğinizi acırsınız. Tabii. Masrafınızı acırsınız. Doğrudur. O zaman bitiririz bu işi. Yapmak ha, lazım. Bunun yani. İçin benim ekibe ihtiyacım var. Elemana evet. İhtiyacım var. Elemanım yok. Evet. Ya bu işi ihale usulü yapacağız ya da eleman İstihdam oluşturacağız edeceğiz. Ki amacım o. Şu an onunla uğraşıyorum. Bir ekip kurmak lazım. Bu ekibi kurmakla uğraşıyorum. Bu yılı atlattık. Olmadı. Yok evet. Bütçeydi, yok şuydu, yok buydu. Yapamadık. Seneye kısmetse kış döneminden önce insanlarımızın odun ihtiyacını ben karşılamak istiyorum. Abi bir hayli insan istihdam ettiler. Onlardan size aktarsınlar bu. Söylüyorum zaten. Bana verin. Yani bu atılacak denilen kim insanlar. Kim gelmek istiyorsa orman dairesine ben alırım. Atmayın, ama çalışacak. Alsınlar siz de çalışın. Ha, memur olmak istemesinler içeride oturmayı. Çalışacak. Siz de çalışsınlar. Yani bir
tamamen işsiz kalmak, gitmek var. Bir de gelip böyle güzel bir işte çalışma. Ben söylüyorum, ben proje de yaptım bununla ilgili. Maliyet hesabı da çıkarttım. Evet. Ben iddia ediyorum, alırım, çalıştırırım, döner sermayeden öderim, devlete de para bırakırım. Güzel. Kaçak odunu da engellerim. Evet. Anlatabildiniz mi bunu şeye? Ben anlattım. Kabineye. Anlattım. Mali açıdan problem olduğu için tıkandık. Evet. Ya diyorum, ben merak etmeyin, açacağım önünü. Ama tabii bu yılı geçirdik artık. Evet. Önümüzdeki yıla hazırlanıyoruz. Tam bir projeyle. Güzel. Ve bu işi yapacağız. Kısmetse inşallah. Amacımız o. Güzel. Yani seneye inşallah kaçak kesim olmayacak. Olmaz. Niye? Odun ihtiyacını ben yapacağım, karşılayacağım. Bir aile ağaç var değil mi? Kesilmesi gereken kuru var tabii ki. Falan. Ormanların bakımını yapmakla, budamasını yapmakla bir, ülkenin odun ihtiyacı. Evet. İki, kaçak kesimi engelleriz. Üç, yangın tehlikesini azaltırız. Yani hani diyoruz ya, helikopter gelsin de ülkede bir helikopter olsun. Değil. O helikopterin ben %1 maliyetine diyorum ki bu orman yangını tehditini %50 azaltacağım zaten. Bir demeceniz vardı. Bir gazetenin birinde aklımda kaldı. Sizin miydi? Ta ki oradan kullananı bulayım, getireyim, götüreyim de evet. Erken gelir maalesef, gibi demiştiniz. Maalesef benim. Evet. Benim düşüncem bu. Öyle düşün. Evet. Çünkü ben memur yapımı görüyorum. Yani hepsini eleştirmiyorum ama evet. Sistemdeki yerini görebiliyorum. Biraz sıkıntıdır o da değil mi? Sıkıntılı. Evet. Ya arkadaşlar, ben sabah çıkıyorum evimden. Gece bu saat ben daha evime gitmedim. Evet. Benim istediğim sadece sabah işinize gelin, işinizi yapın. Mesai saati bittiğinde evinize gidin, dinlenin. Evet. En doğal hakkınız. Evet. Ama işimizi yapalım. Haklısınız. Diyorum ya, bir ekip ruhuyla herkes kendi işini yaparsa bu ülkede sorun kalmaz ki. Tabii. Ne kadar nüfusumuz var. Evet. Geldiğinizde bakanlığa o onun adamıdır, şu bunun adamıdır, şöyle öyle şeylerle karşılaştınız bizim mı? Bizim için adam adam önemli değil. Evet. İşi yapan benim adamımdır. Yapmazsa bir da... numaralı göz bebeğimdir. Evet. İşini yapmazsa benim yanımda yeri yok. Evet. Açık söylüyorum. Onun için şeytan olurum. Benim yanımda yok. Evet. Ha, bazı şeylerin formülü vardır. Cezalandıramazsınız beni. Ben cezalandırırım. Nasıl cezalandıracağımı bilirim. Bir çaresi var. Yeter ki tabii ki. Demokraside çareler tükenmez dedikleri gibi. Evet. Yeter ki o iyi niyetli olsun. Ben her zaman iyi niyetli. Kesinlikle. Her insan hata yapabilir. Bunu da anlarım. Ama hatalar tekrarlanmaz. Alışkanlık haline gelmez. Doğru. Hata olur ve biter. Ondan sonra düzelirsiniz. Biz de aynı şeyler tekrarlanır. Aynı hatayı ben de yapabilirim. Evet. Ben de insanım. Kesinlikle. Ya bu çevrenin içerisinde insanlarla birlikteyiz. İnsanlar varsa çevre var, çevre çevredir. Çevre varsa insanlar var. Kesinlikle. Ya çevreyi yok ettiğimiz sürece zaten biz de yok olmaya mahkumuz. Evet. Ekolojik sistemi bozduk. Gene bir demecinizde öyle demiştiniz. Çevre herkesindir. Evet. Toplumundur, onun için korumak lazım. Kesinlikle. Yani. Evet. Yani zarar veren için de aynı şey geçerli, vermeyen için de aynı şey geçerli. Aslında biraz düşünebilse insanlar bu verdiği zararı kendisine verir diye sanırım yapmayacak. Şahsi çıkarlar ön plana geldiği zaman, menfi olaylar ön plana geldiği zaman ya evet. Ne olacak bir kereyle mantığı evet. Var ya bir kereyle bir şey olmaz dediğimiz an bitiyor. Evet. İşte o bir kere alışkanlık haline dönmeye başlıyor. Kesinlikle. Örneğin tabii sizin bakanlığın şeyine girmez ama zaman zaman görüyoruz. Zehirli olduğunu bildiği halde insanlar satıyor. Belki onu kardeşi de alacak, çocuğu da alıp yiyecek. Yakınları yiyecek. Nasıl bir zihniyettir bu anlayamıyorum. Ben yani satayım parasını alayım da kim evet. Ölürse ölsün zehirlensin. Yapan var maalesef. Yani bu sağlıklı bir düşünce değildir bence. Değil. Yani sizin uğraştığınız konular da sağlıklı düşüncenin ürünü olmayan faaliyetlerdir. Uğraştığınız ve düzeltmeye çalıştığınız aslına bakarsanız. Birazcık sağlıklı düşünebilse insanlar. Ben şuna inanıyorum. Biz çocuklarımızı eğittiğimiz sürece, doğru eğittiğimiz evet. Sürece. Laf olsun diye eleştirmediğimiz sürece. Tabii tabii. Basın mensupları doğru haber yaptığı sürece. Evet. Siyasetçiler doğru kararlar verdiği sürece. Evet. Mühendisimiz, mimarımız doğru projeler yaptığı sürece. Sırtımız yere gelmez. Evet. Öyledir tabii ki. Şimdi biz burada... konuşup insanlara akıl verip dışarıya çıkarken de farklı bir şey yaparsak ve insanlar bunu görürse derler. Bunlar böyle konuşur ama kendisi neler yapar. Şimdi bir söz var biliyorsunuz. Ya olduğun gibi görün evet. Ya göründüğün gibi ol. Kesinlikle. Yani bu ikisi zaten değilseniz o zaman mutlaka bir yerde açık vereceksinizdir. Kesinlikle. Ve insanlar size o zaman yani dersiniz ya işte ben doğruyum. Hayır. İnsanlar onu görürse sizin doğru olmadığınızı görecek zaten ve sizin kesinlikle. Gittiğiniz yoldan gitmeyecek. Tabii ki. Önce siz söylediğinizin arkasında olacaksınız ki insanlar da size inansın arkanızdan gelsin. Doğrudur. Yani beni bir gün
Mausa'dan gelirken biraz sürat yaptım ve bir polis durdurdu, yazmaya başladı. Çavuş gördü onu. Ya dedi, tanımadın mı dedi, Ali Baturay'dı falan. Yok 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 dedim. Bırakın yazsın çünkü ben sürati açtım. Neden biliyor musunuz dedim. Çünkü ben sık sık trafik konuşurum dedim televizyonda. Şimdi ben bu arkadaşa beni yazma dersem ya Ali Bey diyecek. Siz öyle ahkam kesersiniz de televizyonda. Buraya gelince bunu yazmayayım evet. De. Onun için evet. Dedim yazsın dedim. Benim şikayetim yoktu. En doğrusu odur. Geçtik yazsın. Ben de televizyonda trafikle ilgili konuştuğumda bileyim ki o adam demesin televizyonda gördüğünde. Buna bakın siz. Bu bizi yazdırmamak için neler yaptı. Bakmayın bile konuşuna demesin yani. Bir kişi bile dese iyi değildir tabii. Şimdi ki. Toplum olarak bir de birbirimize anlaşılı olmak zorundayız. Evet. Trafikten açtınız. Hepimiz insanız. Hepimiz yolda hata yapabiliriz. Evet. Trafik polisi durdur veya normal bir çevirme yapabilir trafik polisi. Tabii kontrol amaçlı. Alkol kontrolü yapabilir. Evet. Ama polisten polise de fark var işte. Yani memurdan memura da fark var. Var evet. Bir memur sizi durduruyor. Yüzünüze bile bakmadan ehliyet ruhsat. Evet. Bir de güler yüzlü var. Bir de var. Beyefendi lütfen ehliyetinizi görebilir miyim? Evet. Ben zevk duyuyorum. Mesela günaydın böyle nasılsınız? Tabii tabii. İnsanın ilişkisi. Evet. Pozitif enerji. Kesinlikle. Ben buna inanan bir insanım. Kesinlikle. Ve kesinlikle ben o memura teşekkür ederim. Evet. Özellikle İskele bölgesinde gece saat 11.30-12 seçim dönemi ben çok yaşadım. Çevirme yaparlardı. Evet. Hiç de gocunmadım. Niye? Alkol kontrolü yapıyor. Tabii ki. Bu çok önemli bir olay. Biz de vatandaşsak biz de çevirsin. Kesinlikle. Varsa kabahatimizde. Kesinlikle. Hatta ben durur biraz da sohbet ederdim polislerle. Ne güzel. Hoşuma da gider. Tabii ki. Çünkü doğruyu yapıyorlar. Evet doğrudur. Bu Mausa'daki şeyi çözdünüz mü? Açık yük dökme meselesi limanda bayağı şikayet olmuştu bu evet. Konuda. Şimdi durum nedir oralarda? Şimdi Mausa'da bakın 3 tane problem var. Evet. Nedir bunlar? Bir tanesi çimento. Evet. Bir tanesi bakliyat. Evet. Bir tanesi hurda. Evet. İlk göreve başladığımız günden beri oradaki sendikacı arkadaşımız var sağ olsun onunla birlikte. Tabipler Birliği'miz sağ olsun onların da katkılarıyla. Evet. Ben her zaman şunu da söylüyorum, bizi eleştirin. Bizi rahat bırakmayın. Bizi eleştirin. Ben güç alırım ondan. Evet. Beni rahat bırakırsan belki ben de rehavete kapılırım. Ama doğru eleştirin lütfen. Evet. Yani laf olsun diye değil. Eleştirin, doğru şekilde eleştirin. İşimizi yapalım. Tabii ki. Bize enerji verin. Biz çimentocularla oturduk toplandık. Dedi ki her zaman iyi niyetle başladık. Evet. Ne yapabiliriz? Şunu yaparız, bunu yaparız derken tamam bir filtre sistemi, bir motor sistemi. Çimento nakliyesi sırasında şu an toz çıkmıyor. Ha, evet. Niye? Filtre sistemini kurdular. Hepsi. Bir süredir şikayet gelmez aslında, doğrudur. Hayır, aslında şikayet var. Yine var. İşte bakın bazen laf ola diye bağırırız, bazen de olduğu zaman bağırmayız. Evet. Gene aynı yere geldik. Gene var. Yok değil. Ama çimentodaki olayı bitirdik. Evet. Bakliyatçılarla oturduk, konuştuk. Bunların krap dedikleri bakliyatı alıyorsunuz, götürüyorsunuz kamyonun üzerine, bırakıyorsunuz. Evet. Ama şimdi bu aldığınız krap, her tarafından sızdıran bir krapsa, zaten aldığınızda dökülerek geliyor. Amacına ulaşmaz. Toz çıkartıyor. Evet. Kamyonun üstüne geldiniz, açıyorsunuz. Gene aynı şey olur. Bunu açtığınız zaman olduğu gibi toz çıkıyor. Evet. Ha, krapı yavaş yavaş orada şu şekilde açarsanız toz çıkmıyor. Evet. Biz bunu Mersin'de gittik, limanda izledik. Doğru krap nedir, nasıl kullanılır? Zaman zaman yaparsınız bunu, gidip görürsünüz başkaları nasıl yapar eder. Tabii ki ben nereden bileceğim? Sık sık ben bu işin uzmanı değilim. Hayır evet. Ben gitmedim mesela krap olayında. Magosa Çevre Dairesi'nden çevre mühendisi arkadaşı. Birileri gitti. Gönderdim. Evet. Video kayıtlarını yaptılar, fotoğraflarını çektiler. Oradaki olayı gördüler ve geldiler. Güzel. Sunumlarını yaptılar bana. Tamam dedik. Toparladık biz arkadaşları. Limanda evet. Çalışan bu krap işini yapanlar. Dedik ki bakın olay bu. Bizim sizden istediğimiz bu. Başka bir şey değil. Ha bir de nedir? Kamyona doldurdunuz. Kamyonun yalıtımını da sağlayacaksınız. Üstünü de kapatacaksınız. Yollara evet. Da dökülmeyecek. Tabii. Ben görüyorum Magosa Lefkoşoğlu'na gelirken bilirim. Dökülmüş. Evet. Ha ne oldu günün sonunda? Biz bu insanlarla konuştuk. Yapmaları gerekeni söyledik. Ha mümkünse kredide çıkartırız dedik. Size yardımcı oluruz. Olur. Alın yapın. Ama dediler işte 3 yıl 4 yıl bize garanti vereceksiniz ki biz yapacağız bu işi ve özelleştirmeyeceksiniz. Ya ben bu sana garantiyi ben veremem. Çünkü sen sağlam yapmazsan ben başka şeye bakacağım. Hayır o da değil. Yani benim yetki alanım dışında ben limanların sorumlusu değilim. Doğru, bir şey değil. Tabii ki. Ahmet Bey'le konuştuk. Dedi ki yasal düzenleme yapmak lazım. Şu bu derken olay uzadı. Bir dakika. Ben iyi niyetli davrandım. Ben araştırdım. Size geldim. Doğruyu sundum. O slaytı onlara da sundum. Siz yapmıyorsunuz hala öyle mi? Aynı iyi niyeti göremiyorum. Kusura bakmayın. Magosa Dairesi'ne söyledim. Çevre Dairesi'ne. Her gün gerekirse 3 günde bir, gerekirse haftada 2 münferit yani hiç haberleri olmadan gideyim bakın.
Toz çıkıyor, cezasını yazsın. Yazsın. Çünkü siz iyi niyetle gittiniz, konuştunuz, önerinizi de yaptınız. Ha, sen beni dinlemezsen her gün cezayı yazarım. Evet. O zaman istiyorsan yap, istiyorsan yapma. Evet. Ne yapabilirim ki artık? Yani aslında bizde sorun geçmişte, siz bunun sürekliliği olmaz bir takım şeylerin. Siz buna dikkat edersiniz herhalde. Süreklilik, yani bir yere gittim baktım, tamam konuştum, ondan sonra ne istese olsun. Yok, arkasını benim görmem lazım. Evet. Ben sonucunu almadığım bir işe bitmiş diyemem. Buna devam edin, evet. Hurda olayı. Hurdayı ne yapabiliriz dedik. Limanda görüntü kötü. Evet. Çünkü Magosa Limanı öyle bir yerde ki artık şehirle iç içe. İç içe. Ve aslında böyle kirli yüklerin yüklendiği limanın farklı bir noktada olması lazım. Evet. Yani Kalecik olabilir mesela. Evet. Magosa Limanı da tarihi ve turistik bir yer olmalı. Tabii. Yani insanlar geldiğinde turistler otel orada oturmalı. Otel üstüne çıkan adam. Kafeteryalar olmalı. Orayı her yeri görür. Deniz temiz, evet, manzarası olmalı. Doğru. Yani orada keyif de duymalı. Tabii, Magosa tabii. insanı da girip çıkmalı oralara. Evet. Gelen turistler de oradan faydalanmalı. Duvarları da kaldırdılar şimdi. Evet. Evet. Hurdacılara bir yer bulalım dedik. İçişleri Bakanımıza söyledik. Bir yer buldular. Herhalde bir karışıklık oldu tapu dairesiyle de. Biz araştırdık. Dedik ki tamam, çevre dairesine elemanlarını gönderdik. Güvercinlik tarafında. Dedik ki bunun etrafına ne yapabilirler? Evet. Dıştan da görüntü kirliliği olmasın. Yani kapalı bir alan olsun. En azından etrafını çevirsinler. Ve burada hurdalar olsun. Nakliye günü buradan alınıp gitsin. Gitsin. Çünkü hurdaların bu ülkeden gitmeye ihtiyacı var. Evet. Ben ülkede ne yapacağım bu kadar hurdayı? Evet. Aslında faydalı bir iş. Evet. Ama bulundukları yer farklı olmalı. Evet. Liman olmamalı. Doğru. Şahıs arazisi olduğu çıktı. Ha. Duyumunu aldık. Ha şimdi tekrardan İçişleri Bakanlığı'yla devreye girdik. İstimlak dedik ki gerekecek. Herhalde bir hata oldu. Hayır, istimlak etmeyelim. Devletin malı vardır. Farklı bir noktada bulunsun. Ha. Evet. Ve oraya taşıyalım. Üç problemden ikisi maalesef şu ana kadar hayata geçmedi. Biri şu an iyidir. Evet. Ha iyidir demek biz ilgilenmiyoruz değil. Kontrolleri yapılıyor. Yapılacaktı. Evet. İnşallah onlar da çözülür. Çözülecek inşallah. Peki taş ocakları ve gaminelerdeki durum nedir? Zaman zaman şikayet olur. Taş ocakları şu hep espri konusudur. Yakında Türkiye'yi göreceğiz. Karşıya baktığımızda dağ ne kadar bölünecek falan gibi tartışmalar olur. Nedir ihtiyacımız, nedir? Kaç yıl daha bu iş yapılacak? Bunlara da kafa yorarsınız herhalde bu işlerle de. Taş ocakları zaten bizim belamız. Yani evet, en büyük belalarımızdan en biri. Büyük. Çünkü sıkıntılı. Niye? Süreç istiyor çok. Kaç tane var? Çok var mı ülkemizde? Şöyle diyeyim, yani 50 civarıdır ama işte bunun kullanılanı var, kullanılmayanı 50 var. 50 fazla değil var, mi bizim ülkemiz var için? Tabi şimdi 50 taş ocağı dediğiniz zaman bunun içerisinde mermer çıkarılan küçücük ocaklar var. Evet. Belki bir ay çalışıyorlar orada, bir daha da çalışmıyorlar bir yıl boyunca. Evet. Ama onun adı artık ocaktır. Ocaktı. Dolayısıyla bize asıl zarar veren veya bize asıl etkileyen 16 tane ocağımız var. Hmm. Taş ocağımız var. Tespit ettiğiniz 16 ocak tehlikelidir. Tehlikelidir derken hem çevre kirliliği yapan çevre hem tahribat. Tahribat. Evet. Ama tabii bu dünyada nasıl yapılıyor? Evet, ona da bakmak lazım. Baktık zaten. Evet. Yani işin içine girince hepsine bakıyorsunuz. Ben bir zaman bir bakana sormuştum geçmişte. İşte bu o köylerden Kozan mıydı neydi, taşlar düşmüştü köyün içerisinde falan da gazeteye geldiğimde de işte bir görüş alayım. Peki oğlum dedi, bu taşı nereden getirecek? Yurt dışından mı? Lazımdır buralar diye bir cevap vermişti bana. Tabii şimdi bakın, doğrudur. Bu bizim bir servetimiz. Evet. Taş. Ya doğal madenimiz. Ama abartmamak lazım değil mi? Biz bu ülkede bu taşı kullanmak zorunda mıyız? Evet. Evet. Yani inşaatlarda kullanmak zorundayız. Yollarda kullanmak zorundayız. Yani herkes kendi bahçesini düzeltmek ister, bir şekilde yapmak ister, onarmak ister, bir ev ister. Evet. Ya bu bir ihtiyaç. Ekonomik bir ihtiyaç aynı zamanda. Ne yapalım? Gemiyle mi getirelim bu taşı? Var, Türkiye'de var. Ben Türkiye'de de gördüm. Gezdim çok. Ve Türkiye'deki bazı taş ocakları bizimkinden kötü. Evet. Ama nedir? Onlar gözden uzak. Evet. Biz işte küçük bir toplumuz. Biz küçüğüz, değerlerimiz azdır. Yoldan giderken sürekli görüyoruz. Evet. Gözümüze batıyor. Toz çıkıyor. Köyün yanında köy etkileniyor. Evet. Haklıyız. Patlatma yani, insanlar olur, haklı. Taş düşer. İnsanlar haklı. Haklı. İnsanlar haklı. Orada bir sıkıntım yok. Ben de haklı görüyorum. Evet. Ama dünyada bu iş ihtiyaç mı? Evet. Yapılıyor mu? Evet, yapılıyor. Şimdi bugün gidiyorsunuz 50 bin 60 bin sterline bir ev alacaksanız işte giriyorsunuz, sahip oluyorsunuz. Neyse, ödüyorsunuz. Evet. Gemiyle taşıdığımız zaman maliyet 100 bin 110 bin sterlin olacak. Yükselecek. Nasıl ödeyeceğiz? Hmm. Ödeyebilecek miyiz? O gücümüz var mı? Bir. Evet. İki. Yurt dışına satışı yok. Güney'e de geçmiyor bu taş.
izin de vermiyor. Ülkede kullanılır. Öyle bir mantık olamaz. Doğal servetimi kimseye ben pazarlayamam. Evet. Peşkeş çekemem. Doğru. O bizim. Bu ülkede kullanılacak. Fakat buradaki en büyük sıkıntı şu. Taş ocağı işletmecileri şimdiye kadar 2-3 tanesi haricinde, öyle diyeyim. Yani. Çünkü gezdiğimizde, gördüğümüzde 2-3 tanesi bu işi usulüne göre yapıyor. Yapıyor. Biri özellikle çok iyi yapmış, diğer ikisi de yapmaya çalışıyor ve tamam. Evet. Ama diğerleri öyle yapmamış. Patlatmış taş almış, patlatmış taş almış, kocaman böyle ayna dediğimiz, kocaman dimdik bir yamaç karşınızda duruyor. Çirkin. Çirkin. Evet. Peki ne yapacağız? Yani böyle bırakalım mı? Bırakmak da olmaz onu öyle. Evet. Bir şekilde onun da düzelmesi lazım. Ki kötü görünmesin. Biz düşündük nasıl yapılır, nasıl edilir? Jeoloji Maden Müdürümüzle birlikte de araştırmalarını da yaptık. En son ben dedim ki, en kötü taş ocağımız hangisi? Değirmenlik'teki karayollarının adı öyle konmuş. Karayollarının denmiş, karayollarının kalmış. Bir gazetede okumuştum, en kötüleri devlete ait olanlardır diye. İşte devletin dediğimiz ama devlet işletmiyor orayı. Evet. Sırf karayollarının yapımında, yolların oradan yapımında. Temin eder. Oradan temin ediliyor. Taş, Rum zamanında, yani güney komşularımız da zamanında oradan kullanmışlar. Evet. Dolayısıyla o öyle kalmış adı ve oradan kullanılıyor. En kötüsü de bu. Evet. Ve Değirmenlik köyünün de üst tarafında. Üst tarafında. Dedik ki buradan başlayalım. Gittik gördük. Gerçekten kötü. Dikkat ettiniz mi? Ağaçlar bile o bölgede mahvoldu. Üzeri toz topraktan böyle. Şimdi ağacın üzeri tozla yapışırsa, evet, ağaç gözeneklerinden, yapraklarından hava alamazsa kurur zaten. Kurur. Yani çok yani dayanamaz. Onu her gün yıkamanız lazım. Evet. O zaman ki o su nerede? Evet. Neyse biz gittik Değirmenliğe. Oturduk kahvede, insanları topladık, konuştuk, anlattılar, dinledik, biz anlattık, neyse. Dedik ki bu işi çözeceğiz bir şekilde, öyle veya böyle. Ha bu işletmeyi kapatamayız, olması gereken bir şey. Çünkü karayollarının ihtiyacı hep oradan geliyor, başka evet, yerden değil. Orayı kapatırsam yol yapmak için başka yerde ocak açacağım. Başka zaten orası çok kötü bir vaziyet almış. Evet. Onu da düzeltmek lazım. Ne yapalım? Dedik ki sizin şikayetiniz ne? Toz. Evet. Kadınlar çamaşırlarını asıyorlar, tozdan gene kirli olarak tekrar geri topluyor. Tekrar yıkanmak ister. Tamam. Ne kötü bir şeydi değil mi? O zaman dedik ki bir, görüntü kirliliğini azaltmamız lazım. İki, tozu çalışma esnasında azaltmamız lazım. Üç, dinamitler patlatılıyor. Bunların gürültüsü, sarsıntısı varsa bunları bitirmek lazım. Dört, en son noktada da biz burayı ağaçlandırıp bitirmemiz lazım. Peki ne kadar sürede olur? Hemen olur mu? İşte maalesef o noktada tıkanıyorsunuz. Bu bir süreç istiyor. Bir zamanı var. Belki de oradaki taşın o rehabilite edilebilir duruma gelmesi için 20 yıla ihtiyacımız var. 30 yıla ihtiyacımız var. Çok fazla. Ha, iyi mi kötü mü? Niye iyi mi kötü mü diyorum? Ne kadar çok uzun yıllar sürecekse o kadar çok kıymetli madenimiz var. Evet, ama diğer kullanabileceğimiz. O kadar da başımıza bela. Ama öbür taraftan da halkın eziyet çekeceği. O zaman şunu yapmak lazım. Sürdürülebilir bir şekilde halka zarar vermeden oradan malzeme alımını sağlamak lazım. Son noktada da ağaçlandırıp orayı doğaya kazandırmak lazım. Ne yapalım dedik. Peki çağırdık bizim mühendis arkadaşları da. Dedim ki 3 boyutlu sizden görsel simülasyon istiyorum. Evet. Uydu fotoğraflarını alacaksınız. Topografik yapıyı alacaksınız. Bunu kısa vade, orta vade, uzun vade ve sonuç. Bana görsel olarak ben bunları istiyorum. Evet. Ben görmediğim şeyi halkıma nasıl anlatacağım, tabii insanıma nasıl anlatacağım? Önce sizin anlamanız. Ve bunu dedim ki, oradan başlıyorsunuz, bütün taş ocakları için bir yapacaksınız. Niye? Ben diğer taş ocaklarına da, onun gibi olan, bu sunumu yaptıktan sonra, hazırladıktan sonra diyeceğim ki, gel bakalım buraya. A şahs, gel. Senden istediğim bu. Bu kadar yılda bu noktaya geleceksin. Bu kadar yılda bu noktaya geleceksin. Bu kadar yıldan sonra burayı ağaçlandıracaksın ve burayı bırakacaksın. Ne güzel. Buna yapmıyor musun? İlk etapta uyumadın. Senin iznine kalmıştı 2 yıl. 2 yıl sonra ben senin iznini yenilemem. Evet. Dönemliktir bunlar. Dönem. Şimdi bir kriter yapılmış daha önce. Puantaj sistemi. Bu puantaj sistemine göre 4 yıl, 3 yıl, 2 yıl, 1 yıl. Evet. Yüksek puan alana 4 yıl uzatılmış. Daha azına 3 yıl, 2 yıl, 1 yıl gibi. Yani nasıl çalışıyor, iyi mi çalışıyor ki? Evet. Ben baktığımda hiçbiri iyi çalışmamış yani. Bir de onu da söylemek lazım, üçü dışında. Evet. Tamam dedik ve başladık. İki taş ocağını bitirdiler. Bir en kötüyü, bir en iyiyi bitirdiler.
Dedim ki iyi de yapın. Çünkü ben bir basın açıklaması yapmak istiyorum. Bu konuda vatandaşa da bunu anlatmak istiyorum. Evet. En kötüsü değirmenlikti. Değirmenliği yaptık. Gördüm. Güzel, beğendim. Hı. Yani sunumu beğendim. Yapılması gereken de o. O şekilde bunu vatandaşla, halkla paylaşacağız. Diğerleri için de. Bunları yapıp en kötüsü, ortası ve en iyisini, üçünü paylaşacağım. Ama diğer bütün taş ocakları için kendi bazlarında olacak zaten bu çalışma. Evet. Ve o şartla izinleri yenilenecek. Değirmenlikte şunu da şart koştuk. Dedik ki toz çıkmayacak. Nasıl çıkmayacak? Bir, taşları kırarken sulayacaksınız. Evet. İki, kamyonlar gider gelirken yol ıslak olacak. Evet. Su dediler, nereden alacağız? Arıtma var. Arıtmanın suyu boşa akıyor. Evet. Önce göleti düşündük, sonra arıtma geldi aklımıza. Evet. Arıtmadan alın. Şimdi arıtmadan geliyor, su sulanıyor. Geçen gün değirmenlikli bir... Başladılar buna. Tabii. Evet. Geçen gün değirmenlikli bir arkadaşla gördüm. Yani iyidir dedi, yani şu an bir problemimiz yok. Evet. Ha, olacak mı? Gene olabilir. Hedefim taş kırma esnasında kapalı sisteme geçmek. Evet. Hedefim de bu. Ha şimdi biz, ben şunu da söylüyorum. 16 taş ocağı şu an bu ülkeye fazla. Evet. Azaltmak lazım. Ama nasıl? İnsanlar belirli bir yatırım yapmışlar. İstihdam yapmışlar, şu yapmışlar. Ben söylüyorum. Siz doğru çalıştığınız sürece ben yanınızdayım. Doğru. Yanlış çalışırsanız izninizi iptal ederim. Bir tane izin iptal ettim. İptal edilen var. Tabii. Onun iznini yenilemedim. Evet. Yenilemem. Yani bir yerden sonra istihdamdı, şuydu, yatırımdı falan da yani zarar verecekse bir yerden kesmek lazım. Evet. Ha, Karpaz bölgesinde de gittik. Havar aldıkları ocaklar vardı iskele bölgesinde. O da sorundur değil mi? Tabii ki. Büyük Konuk tarafında taş ocağı vardı, kullanılmış. Onların nasıl rehabilite edileceğini yerinde gördük. Evet. Orman Dairesi, Jeoloji Maden, ben kaymakamlığı da aldık, devreye soktuk. Dedik ki siz de yardımcı olacaksınız ki bir işbirliği olsun burada. Tabii. Yani sonuçta güzel bir şey ortaya çıksın. O bölgeler olduğu gibi şimdi ağaçlandırılıyor. Devasa çukurlar vardı, onlar doldurulmuş. Pislikler vardı, o havara şeyleri, inşaat artıkları falan, onları o çukurlara doldurup üzerini toprakla örtüp ağaçlandırıyoruz. Ben bu tarafta görmüştüm bir zamanlar arkadaşım bir şey almaya. Yerden o kadar derine indiler ki. İniyorlar, evet. Yani 4 katlı apartman kadar yüksekti. Ha, keşke uygun yerler olsa. Daha hep yerden olsa. Hayır, gölet yapıyoruz ya biz. Ha. Taş ocakçılığı yani aşağıya doğru da yapılabilir. Evet. Yapılsın, böyle bırakılsın, orası gölet kalsın. Olabilir, evet. Yani bu da bir yöntem. Evet. Yapma yöntemi. Doğru. Ama tabii o şekilde çalışılan çok fazla taş ocağımız yok. Yok. Dolayısıyla biz bu elimizdekileri düzeltmemiz lazım. Böyle de bırakamayız. Evet. Böyle de bırakamayız. Bir şekilde düzelmesi lazım bunların, ama bir süreç isteyecek. Tabii. Biraz sabır. Tabii ben bunu görür müyüm? İnşallah veya başkaları görürsünüz. Ne zaman, ne kadar sürede görür. Önemli olan ama evet. Ben şunu gene söylüyorum. Temelini atalım. En büyük sorundur ama bu. Bir bakan gelir. İşte bakın biz temelini atalım. Bir şey başladı, evet. Gider. Tam şeyine erecek. Hükümet biter. O gider, başka gelir. Başka yerden başlar. Ben ya size da, başka bir şey ya söyleyeyim. Ya da meraksız biri olur. Yarım kalır. Öyle düşünmeyin. Biz temeli atalım. Vatandaşla da bunu paylaşalım. Basın da görecek. Gelenden de isteyecekler. Gelenden isteyecekler zaten. Evet. Vardı zaten böyle bir proje. Siz neresindesiniz? Evet, doğru. Önemli olan doğruyu atmak. Zaten biz doğru adım attığımızda bizden sonra gelenin işi kolay. Yani bunu sık... Madem ki böyle bir şey düşünüyorsunuz, bunu sık basınla paylaşmanız lazım ki insanların belleğinde yer etsin. Biz basınla her şeyi paylaşıyoruz, evet. Zaten. Ama dedim ya, mutfakta pişen yemek var şu an. bu yemek, ben bu masaya koymadığım sürece kimse görmeyecek. Evet. İnsanlar o yüzden bazen eleştiriyor. Ya çok konuşuyorsunuz ama hadi icraat nerede? O da olacak. Tamam, konuşacağız, evet. İcraat da olacak ama tabii. Mutfaktan gelmesi lazım, o yemeğin pişmesi lazım. Çiğ olarak ben önüne koyamam, hata tabii. Yaparım. Gaminilere de gittiniz. Benzer sorun orada. Evet, gaminileri de yerinde. Onlar gördüm. Nasıl çalışır? Kaç tane var gamini? Şimdi büyük olarak, yani asıl bu işi yapan 4 kişi. Evet. Yuvacık'tan şikayetler gelirdi o bölgeden insanlara. Çok şikayetler var. Yani insanlar münferit de yapıyorlar. Devlet memurları da yapıyor bunları. O zaten büyük sıkıntı. Yani evet. Aklına gelen bir gaminicik yapmış oraya. Evet. Yok öyle bir şey ya. İnanamadım. İzinsiz mi, izinsiz? Tabii hiçbirinin izni yok zaten. Evet. Yasal değil. Şimdi bakın. Şimdi orada uygun, da şu mantık. Uygun olanları yasal zemine yerleştirmeye çalışırsınız. Aynen öyle. Evet. Ne yaptık biz? Gittik yerinde, bu adamları gördük. Bu 4 büyüğü de çağırdık. Gelin bakalım dedik. Evet. Geldiler. Siz ne yapıyorsunuz? Gamini işi yapıyorsunuz. Yasak. Yasak. Ama bu ülkenin ihtiyacı mı? Evet. Yurt yine dışından aynı, gelecek. Aynı yere geldik gene. Ada ülkesiyiz yani. Evet. Mutlaka burada bir şeyler yapmak zorundayız. Her şey dışarıdan gelemez buraya. Evet. Elimizdeki şeyleri en doğru şekilde kullanmak zorundayız. Lazım.
Ne yapıyorsunuz? Gamine yapıyorsunuz. Kaç tane var? 10 tane var. Dur. İnsanları mahvediyorsunuz burada. Evet, çok dedi ki biz araştırıp size dönünceye kadar 7'sini yıkıyorsunuz. 3 tane. Evet. Sana izin vereceğim. 3 tane. Göz yumacağım. 3 tane ama şikayet istemiyorum kimseden. Doğru yapacaksınız bu işi burada. Tamam mı? Tamam. Anlaştık. Şikayetler azaldı. Ama var mı? Gene var. Kimi? Burada da duman çıkıyor. Duman çıkmaması için önlemler alınabilir değil mi? Şimdi işte o noktaya geleceğim. Evet. Türkiye'de Mersin'de bu işi yapan bir firma var. Yurt dışından almış sistemi. Kendisi uygulamış. Daha çağdaş bir sistem. Bakmış ki burada olmuyor. Kendi sistemini kurmuş. Onu uygulamış. Şimdi mükemmel bir şekilde bir kazan düşünün. Demirden, metalden. Tabii döküm bir kazan. Onun içerisine odunları yığıyorlar. Alttan ateşi yakıyorlar. Duman yukarıya doğru çıkıyor. Ve kendi o odunun da kendi içindeki metan gazı var. Süzgeçten geçiyor. Onun bir süzgeci var. Tekrardan ateşin içine gelip o metan gazı odundan çıkan orada alevlenmeye sebebiyet veriyor. Duman çıkmıyor. Ne güzel. Dumansız bir sistem. Bunu yerinde gördük, araştırdık. Maliyetini falan her şeyi. Bizimkiler de öyle yapsın. Ha, şimdi geldik. Müsteşarımla özel kaleme dedim ki toplayın. Müsteşarım Lefkeli'dir o bölgeden. O daha iyi bilir. O insanları da tanır. Dedim ki hepsini toplayın. Getirin buraya o dört büyük şirketi en azından yapan işi. Biz bu işi böyle yapacağız. Evet. Gittik gördük. Video kayıtları var, fotoğrafları var, her şeyi var. Bilgileri aldık. Siz bunu bu şekilde yapacaksanız size resmi, yasal yapma yöntemi. Güzel. Siz yapın. Paranızı kazanın. Halkın ihtiyacı karşılansın, devlet vergisini alsın ama hava kirlenmesin, insanlar mağdur olmasın. Yani onlara çözüm önerileri, fırsatlar da verirsiniz. O iyi niyet dediğiniz tabaştan beri budur. Şimdi bakın, yıllarca bunlar yapılmış. Evet. Ha biz geldik, ne yapalım, asalım keselim mi? Geldi bir adam başımıza bela oldu diyor şimdi adamlar. Hayır, onların ne dediği önemli değil ama asıp keselim mi ya? Yani? Yok tabii ki. Ben de o insan olabilirdim, siz de olabilirdiniz. Önce ekmek o fırsatı vermek için lazım. Tabii ki. De. Ha doğruyu yaptığı sürece ben söylüyorum sonuna kadar arkalarındayım. Tabii. Ama yanlış yapıyorlarsa da karşılarında olacağım. Kesinlikle. Dedik ya iyi niyet bitti artık bundan sonra. İyi niyetimizin karşılığını görenler omuz omuza yürüyeceğiz. Kesinlikle. Ha yok iyi niyetimizin karşılığını göremediysek hiç kimse kusura bakmasın. Evet. Şeriatın kestiği parmak acımaz diye bir söz vardır. Doğrudur. O zaman yasal ne gerekiyorsa bunlar yapılacak. Ha şimdi... Gamineci arkadaşlarla bu hafta muhtemelen oturup konuşacaklar. Bir maliyet olacak. Var. Evet. Bir maliyet olacak madem ama bu işi yaparlar. Bir yatırım yapacaksınız ki karşılığında kazancınız olsun. Tabii, yatırımı yapmazsanız kazancınız olmaz. Olmaz. Babadan kalma tekniklerinden gitmez. Şimdi benim ben vicdanen rahatım. Sistemi buldum onlara sundum. Evet. Yapmıyorlarsa yasaktır bu yapamazsınız. Bitti. Tabii. Bundan sonra göz açtırmam. Madem ki çaresi var. Onu uygulamak lazım. Ha çaresi olmazsa gene konuşalım bir çare üretelim. Tabii. Ama çaresi var. Sistem var. Güzel. Küçük öyle çok abartılı rakamlar da değil maliyet. Artı toptan bir alımda daha da inecek fiyat. Evet. Biz aracılık da yapıyoruz bu arkadaşlar için. Yani evet. Tabii biz bazen üstümüze düşmeyen görevleri de yapıyoruz. Bu ülke hepimiz. Ama sırf yardımcı olmak için bu insanlara. Tabii ki. Yani ben diyorum ki Türkiye %95 susam ihtiyacını yurt dışından karşılıyor. Evet. Biz ekelim. Evet. Bu su geldiğinde susam da ekelim. Evet. Türkiye'ye biz satalım. Evet. Yani alternatif geliştirmezsek, bu insanların önünü açamazsak ne yapacağız bu adada? Kesinlikle. Çocuklarımız göç etmesin ama herkes de devletten iş beklemesin. Evet. Yani büyük, müteşebbis olsun, yatırımcı olsun. Büyük sıkıntı. Biz de amacımız, görevimiz onların önünü açabilmek. Evet. Yani bu insanlar üretsin, biz yolunu açalım, satsın. Evet. Ama kimse yatmasın. Doğru. İşleyelim. Biz tembel toplum değiliz. Evet. Bizi tembelliğe itmesinler. Biz Doğru. çalışalım, üretelim, kazanalım. Kesinlikle. Amacımız bu yani. Evet, daha birçok konumuz vardı. Programımız bitiyor. Baştan beri bahsettiğiniz suya geleyim. Bu arada belediyelerle başımız sürekli dertlidir dediğiniz de belediyelerden şöyle bir şikayet var. Bu sizin alanınıza girer mi girmez mi? Gene kısacık girelim ona da. Yazın sinekleri bu ilaçlarla pompalamaları yani sağlığa zararlı. Kışın gene suları ne bileyim dereleri falan ilaçlıyorlar. Çevrecileri de bunlara karşı çıkıyor. Biyolojik şeye geçelim diyorlar. Çevre dairesinin payı ne kadardır burada? Ne rolü olabilir? Tabii şimdi yerel yönetimlerdir bunu yapan. Çevre Bakanlığı. Yani nedir?
belediyeler bu işi üstlenmek zorunda. Evet. Çevre dairesi değil. Ha, sağlık açısından Sağlık Bakanlığı. Evet. Denetim mekanizması açısından da gerekirse. Sağlık Bakanlığı'na girer. Evet. Tabii ki. Yani ama oradaki sinek sorunu özellikle şeyin, belediyelerin sorunu. Evet. Bakın Mehmetçik Belediyesi greve gittiğinde etraf çöp oldu. Evet, çok dertli, i̇nsanlar, dertliydiniz o konuda. Ya insanlar diyor ki telefon açıyor, ya Çevre Bakanısın, ne yapıyorsun? Ya evet. Arkadaş, Çevre Bakanıyız, güzel. Çevre dairesi de var, güzel. Ama bunlar çöpçü değil ki. Bizim çöp aracımız yok ki gelelim toplayalım. Benim elemanım yok ki. Benzer şey Lefkoşa'da da oldu. Bunu yapması gereken kim? Belediye. Belediye yapmıyorsa yapması kim? Gereken kim? Kaymakamlık. Evet. İçişleri Bakanlığı. Hizmet satın alır. Gerekirse onun ödeneğinden kessin. Evet. Ama o bölgeyi temizletir. Doğru. Ben çok uyardım, çok uğraştım, çok mücadele ettim. Gittim yerinde fotoğraf aldım. Ben anlattım, geldim, söyledim. Sıkıntılıydınız çok o günler. Ya nasıl sıkıntılı olmayalım yani? Göz göre göre her yer çöp. Rüzgar dağılıyor, hepsini dağıtıyor evet. zaten. Turizm bölgesi Bafra. Evet. İnsanlar dışarıdan geliyor, yurt dışından. Bu nasıl tesis? Evet. Ya bunları hak etmiyoruz biz. Tabii ki. Ya birazcık mantık, birazcık akıl, birazcık iyi niyet, anlayış. Bu ülkede çözülmeyecek hiçbir şey yok. Var. Tabii. İmkan var mı? Var. İşbirliği lazım. Bizim gazetede bugün gördüğünüz değil mi? İkinci veya üçüncü sayfada çöp yarattılar. Hem de yeni çöplüğün yakınlarında yeni evet. bir çöp yaratıldı diye. Evet. Onlar da sıkıntı. Yani oraya bir bekçi dikmek lazım. Yollara belli. Şimdi bakın tarafa. Çöpün tek bir alternatifi var. Çöp arıtma tesisini kuracaksınız. Yok edeceksiniz bu çöpü. Evet, öyle bir düşünceniz de var. Bu çöpü elektriğe ve gübreye çevireceksiniz. Evet. Dünya bunu yapıyor. Maliyetli bir şey midir bu? Maliyet bizi ilgilendirmiyor. Niye ilgilendirmiyor? Adamlar tesisi yapacak olan adamlar diyor ki ben yaparım. Ben para istemiyorum. Yap işlet devret. Sadece ürettiğim elektriği ben size şu anki fiyatının yarısına vereceğim. Evet güzel. Bunu tamam. alın. Bana garanti verin ki bu elektriği alacaksınız. Ben evet. sizden bir şey istemiyorum diyor. Yapacağım. Tamam güzel. Yapalım o zaman. Getirin bunu da hükümete. İşte bürokrasiye takıldık. Uzadı evet. uzadı. En son Yagan'ın başkanıyla görüştük. Dedim ki arkadaş, Berkan arkadaş, çok genç bir arkadaş o da sağ olsun. Evet. 6 ay dedi, bana bir zaman ver. Bu işi projelendirelim ve ihaleye çıkacak şekilde getirelim. Dedim Berkan, ben zaten 6 aydır bekliyorum. Ben sırf Yagan'ın başının değişmesini bekliyordum. Yani. Evet. Ki bir şeyler yapalım. Yani çöpümüzü değerlendireceğiz. Hem elektrikleyecek hem bu sıkıntılardan. Berkan'a bir ay süre verdik. Evet. Berkan da kabul etti. Bir ay bitmek üzere. 2-3 gün kaldı. Ben Berkan'ı çağıracağım. Evet. Ne yaptım bakalım. Çünkü ben gene söylüyorum. Amerika'yı yeniden keşfetmeye şarttır değil mi? Türkiye'de yapılıyor. Evet. Türkiye'de 5 noktada yapılıyor. Avrupa'da yapılıyor. Yerinde gördüm ben. Görmek isteyen gitsin görsün. Bu işin projesini yapacak olan görsün. Onlar nasıl ihaleye çıktı? Bakın. Ya yapılmış bir sistem var. Evet. Bu sistem yapıldıysa, hangi basamaklardan geçtiyse bakalım. Ha biz ada ülkesiyiz. Bize ters olan bir nokta varsa onu tartışalım, düzeltelim. Tabii. Ama biz yeniden şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak, bunun bir anlamı yok. Evet. Yapalım. Gün göre. Bütün çöpümüzü yok edelim. Elektrik elde edelim ucuza. Bir yandan da gübre çıksın, tarımda kullanalım. Bitsin bu iş. Evet. Çünkü belediyelere gidiyorsunuz, çöpler yanıyor. Evet. Kim yaktı? Hurdacı yaktı. Niye? Hurdalar alsın diye. Hurdacıyı buluyorsun. Kim yaktı? Belediye yakıyor. Yer açsın kendine diye. Evet. Yani bunlarla uğraşıyorsunuz. Tabii. Ha şimdi ben en son zaten bu çöp olayını uzacak olursa ben bütün sorumluluğu belediyelere vereceğim. İster bekçi koyar, ister kamera koyar. Evet. Hurdacı yaktıysa ispatla bana. İspatlayamadığın sürece muhatabım belediyedir. Ben belediyeye cezasını yazarım. Ha bir de o var. Belediyelere ceza yazılmamış şimdiye kadar. Niye? Kurumlar yazılmaz. Ne demek yazılmaz? Görevini yapmaz. Benim yasamda yazılmaz mı diyor. Hayır yazabiliriz. Yazın o zaman. Yazacaksınız. Evet. Bunun başka alternatifi yolu yok artık. Anlatarak olmuyorsa cezayla olacak. Kavgaysa kavga. Bu kadar basit. Ama olacak. Ya doğru olanı herkes görecek. Tabii ki. Amacımız bu. Bundan sonraki süreç iyi niyet dönemi bitti. Bundan sonraki süreç yasalar uygulanacak. Hiç gözünün yaşına bakma. Evet güzel. Peki şeyi soracaktım tabii araya girdim. Bu su gelecek değil mi baştan beri evet. söylüyorsunuz. İnanmayanlar var. Olmayacağını söyleyenler var. Rum tarafından bir siyasi büyük balıklar vuracak dedi. Denizaltılar vuracak dedi. Bazı kişiler basıncın bir süre sonra onları söküp yukarıya çekeceğini söylüyor. Bazı kimseler hiç gelmeyeceğini inanıyor. Siz ne diyorsunuz? Bu su gelecek. Bazı kimseler planının yapılmadığını, ne kadarının içme suyu olacağını ama siz bunlar program içerisinde
ben sormadan da başka şeyleri anlatırken hangi bölgelere gideceğinden biraz bahsettiniz. Bu planlar hep yapılmıştır değil mi? Şimdi bakın, yaklaşık projenin maliyeti, bitiş maliyeti 1.3 milyar. Büyük bir para. Siz bunu da atar mısınız öyle? Evet. Kim bunun atar? Bir altyapısı olmaz mı? Kim atar bunu değil mi? Bunun bir altyapısı olmaz mı? Bu iş şimdi hadi yapalım deyip de başlanan bir olay değil ki. Evet. Bu proje için Amerika'da özel merkezlerde deneyler yapıldı. Evet. Hava şartları oluşturuldu, deniz şartları oluşturuldu. Her türlü şey denendi ve nasıl yapılabilir diye. Ve komik olan şu, en çok da bu Y parçası dedikleri bir olay var. İki boruyu bağlayan ve alttan da aşağıya şey, evet, ağırlığı şamandıraya bağlanan kısım. Evet. En çok da onda kararsız kalmışlar ve zorlanmışlar. Çünkü oradaki akıntının şiddeti, dalgaların oynaması, çünkü o bir bağlantı parçası. Evet. Etkiler mi? Ve en sonunda o Y parçasını hallettiler. Evet. Ve ondan sonra bunlar yapılıyor. Ve bunların bir kısmı İngiltere'de yapılıyor. Bir kısmı Amerika'da yapılıyor. Bir evet, kısmı Türkiye'de yapılıyor. Bir kısmı Çin'den geliyor. Evet. Yani parçalar da dünyanın farklı yerlerinden geliyor. Evet. Çünkü bu parçaları yapan tesisler dünyada birer tane. Evet. Bu deniz hattını döşeyecek olan gemi de dünyada iki tane. Evet. Yani kılı kırk yararak kesinlikle. Tabii tabii. Evet. Ve şu ana kadar yaklaşık bir 7,5 kilometrelik bir deniz geçişi oldu. Hmm. Anamur tarafından döşenmeye başlandı. Denizin tabanına yerleştiren boru, yerleştirilecek olan borular döşendi. Şimdi askıya gelinen borular kısmına gelindi. Evet. Şimdi bizim bu taraftan da aynı şekilde tabana döşenecek borular döşenecek. Ve her bir boru 500 metre. Gittik evet, yerinde de gördük. Evet. 200 ton ağırlık koyuyorlar üstüne ve batmıyor. Evet. Ancak içine su doldurduğunuz zaman batıyor. Batıyor. Dolayısıyla bunlar askıda 250 metre suyun altından gelecek. Evet. Ha, bir şey olmaz mı? Olabilir. Olabilir. Doğanın şartları belli değil. Evet. Çok büyük olaylar olabilir. Ama şu an bilimsel olarak ve şu ana kadarki yaşanmış dalgalar, hava şartları, her şey düşünülerek yapılan deneyler sonucunda bu bir şey olmayacak inşallah. Her işin bir riski ve var. Ve buraya kadar tamam, gelecek. Evet. Ha, dolayısıyla bu insanoğlunun yapımı, Allah yapımı değil. Evet. Olabilir, olmaz diye bir şey yok. Ama bu su bu sıraya buraya gelecek. Öyle veya böyle. Evet. En geç Eylül 14. Ama hedef 20 Temmuz günü evet, suyu adaya getirebilmek. İşte o dediğim dünyadaki iki tane olan gemiden biri gelecek ya, Brezilya'dan yola çıktı, varmak üzeredir. O gemi taahhüdü 14 Eylül. Evet. Ama biz hızlı çalışmalarını rica edeceğiz. Yapabilirlerse 20 Temmuz'a yetiştirebilirlerse 20 Temmuz'da inşallah o su bu adaya gelecek. Ama 7'sinde barajlar bitmiş olacak zaten. Evet. 7'sine bir şey kalmadı. Nerelere verileceğinin planı, programı da yapılmıştır. Kesinlikle. Yani bu içme ve kullanma suyu olarak adanın her noktasına ulaşacak bir su. Her evet, noktaya gidecek. Ama tarımda kullanılmak üzere bir güzel yurt tarafı, bir meseriye tarafına verilecek. Tarımda buralarda kullanılacak. Tabii diğer bölgelerde içme ve kullanma suyu tasarrufumuz olacağı için bizim amacımız bunu tarımda da kullanabilmek. Ha, benim işim değil ama ben bunun altyapısını yapıyorum. Oradaki evet, bölgelerdeki kuyulardaki araştırmalarımızı da yapıyoruz ve şimdiden başlayacağız biz o bölgelerde. Bunun bir oradaki yerel kaynağımızı da tarımda kullanacağız. Yani biz bir damla suyumuzu heba etmek istemiyorum. Evet. Bunu kullanmamız lazım. Güzel. Yağmur yağmadığında gördük işte neler oluyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Daha soracak çok sorumuz vardı. Çünkü evet, çok sabaha kadar konuşuruz. Çok alanınız var. Zaten açtık da zamanımızı da açtık. Bu gecelik de çocuklarınızdan ve eşinizden özür diliyoruz. Biraz saatimiz aksiydi. Çok sağ olun. İleride yaptığınız projelerle, çalışmalarla yine buluşuruz. Yine konuşuruz. Ne kadarını başardığınızı bize anlatırsınız. Yine halkla paylaşırız. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Evet sayın seyirciler, bir markajın daha sonuna geldik. Gelecek hafta yine saat 21'de buluşmak üzere. Hoşça kalın.